saniye bir donma oldu benim ekranımda. Buna bir bakayım. Biz sizi görüyoruz ama gayet güzel görüyoruz ve şey Tamam. sesiniz değil. Evet, bu akşam nutuk okumalarımızın sonuncusunu yapıyoruz, gerçekleştireceğiz. Aslında tabii nutuk daha uzun sürede okunması gereken, ayrıntıları olan, her sayfası, her bölümü ayrı öneme sahip çok önemli bir Atatürk'ün söylevidir. Yani nutku okumadan Cumhuriyeti, Atatürk'ü ve Türklüğü anlamak, Cumhuriyet değerlerini anlamak olası değildir. O nedenle nutkun her sayfası çok dikkatle ve defalarca okunmalı ve içselleştirilmelidir diye düşünüyorum. Ama bu yaptığımız özellikle Emel Hanım ve Sema Hanım'ın girişimleriyle yaptığımız bu etkinlik de çok değerlidir. Ve eminim ki beğeni kazanacaktır. Bundan sonra bu tür okumaların çoklaşmasını dilerim. Başka gruplar, başka sivil toplum örgütleri tarafından da okunarak daha iyi anlaşılması gerektiğini umuyorum. Bu akşam birinci başlık olarak Lozan Barış Konferansı ile açıyoruz bu görüşmemizi. Sayfa 475'te başlıyorum. Lozan Konferansı genel toplantısı 21 Kasım 1922 günü yapılmıştı. Bu konferansta Türkiye Devleti'ni İsmet Paşa Hazretleri temsil etti. Trabzon Milletvekili Hasan Bey ve Sinop Milletvekili Rıza Nur Bey, İsmet Paşa'nın başkanlığındaki heyetler heyetini oluşturuyor. Heyetimiz Kasım 1922 başlarında Lozan'a gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı. Efendiler, iki dönemden ibaret olup 8 ay devam eden Lozan Konferansı ve sonucu dünyaca bilinen bir husustur. Bir süre Ankara'da Lozan Konferansı görüşmelerini takip ettim. Görüşmeler hararetli ve tartışmalı geçiyordu. Türk haklarını tanıyan olumlu bir sonuç görülmüyordu. Ben bunu pek tabii buluyordum. Çünkü Lozan Barış Masası'nda ele alınan meseleler yalnız 3-4 yıllık yeni devreye ait ve onunla sınırlı kalmıyordu. Yüzyılların hesabı görülüyordu. Bu kadar eski, bu kadar karışık ve bu kadar kirli hesapların içinden çıkmak elbette o kadar basit ve kolay olmayacaktı. Efendiler, bilindiği üzere yeni Türk Devleti'nin yerini aldığı Osmanlı Devleti, eski anlaşmalar adı altında bir takım kapitülasyonların esiriydi. Hristiyan halkın birçok hakları ve ayrıcalıkları vardı. Osmanlı Devleti, Osmanlı ülkesinde oturan yabancılara karşı yargı hakkını kullanamazdı. Osmanlı vatandaşlarından aldığı vergiyi yabancılardan alması engellenmiş bulunuyordu. Devletin varlığını kemiren ve kendi sınırları içinde yaşayan azınlıklarla ilgili tedbirler alması olası değildi. Bu günlere ne kadar benziyor değil mi? Osmanlı Devleti kendisini kuran temel unsurun Türk milletinin insanca yaşamasını sağlayacak tedbirleri alma bakımından da engellenmişti. Memleketi imar edemez, demir yolu yaptıramazdı. Hatta okul yaptırmakta bile serbest değildi. Bu gibi durumlarda yabancı devletler hemen işe karışırlardı. Osmanlı hükümdarları ve çevresindeki yakınları debdebe ve gösteriş içinde yaşayabilmek için memleket ve milletin bütün servet kaynaklarını kuruttuktan başka milletin her türlü çıkarlarını feda etmek, devletin haysiyet ve şerefini ayaklar altına almak suretiyle
birçok dış borçlar yapmışlardı. O kadar ki devlet bu borçların faizlerini bile ödeyemeyecek duruma gelmiş, dünya gözünde müflis, iflas etmiş sayılmıştı. Evet, Mustafa Kemal Atatürk, Lozan Barış Konferansı'nın başlaması ve genel görünümü ile ilgili bu sözleri bizlere iletiyor o günkü meclise de. Bunun üzerinde yorum yapmak isteyen arkadaşımız buyursun efendim. O zaman ben devam edeyim. Efendiler, mirasçısı olduğumuz Osmanlı Devleti'nin dünya gözünde hiçbir değeri, fazileti ve haysiyeti kalmamıştı. Devletler arası hukukun dışında tutulmuş, sanki himaye ve korumaya muhtaç duruma gelmiş gibi görünüyordu. Geçmişteki hoşgörülüğün ve yapılan yanlışların sorumlusu biz olmadığımıza göre, yüzyılların birikmiş hesapları bizden sorulmamak gerekirken, bu konuda da dünya ile karşı karşıya gelmek bize düşmüştü. Milleti ve memleketi gerçek istiklal ve hakimiyetine sahip kılmak için bu güçlüğe ve fedakarlığa da katlanmak bizim üzerimize yüklenmişti. Ben mutlaka olumlu bir sonuç alınacağından emindim. Türk milletinin varlığı için, istiklali için, hakimiyeti için ne pahasına olursa olsun elde etmeye ve sağlamaya mecbur olduğu hakların dünyaca tanınacağından asla şüphem yoktu. Çünkü gerçekte bu haklar kuvvetle, liyakatle, fiili ve maddi olarak elde edilmişti. Yani Kurtuluş Savaşı'nın sözü. Konferans masasında istediğimiz zaten elde edilmiş olan bu hakların usulünce ifade ve onaylanmasından başka bir şey değildi. İsteklerimiz açık ve tabii haklarımızdı. Bundan başka haklarımızı kazanmak ve korumak için kudretimiz de vardı. Kuvvetimiz de yeterliydi. En büyük kuvvetimiz, en güvenilir dayanağımız, milli hakimiyeti kavramış, onu fiili olarak halkın eline vermiş ve halkın elinde tutabileceğimizi fiilen ispatlamış olmamızdı. İşte bu düşüncelerle konferansın gidişini soğukkanlılıkla takip ediyor, ortaya çıkan tersliklere gereğinden fazla önem vermiyordu. Şimdi değerli katılımcılar, bu Lozan'la ilgili tartışmalar hepimiz biliyoruz ki günümüzde de sürdürülmektedir. Ancak bu tartışmaların iki cephesi vardır. Birisi Lozan'ı suçlayanlar, yani Lozan'da aslında bir başarı değil, bir kaybediş, bir mağlubiyet, bir yeniliş olduğunu öne sürenler, diğer cephesinde de Lozan'ın aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin bir senedi, milletler arası anlaşmalar için bir senedi olduğunu söyleyenler. Bu iki görüşü özetle iki kaynaktan sizlerle paylaşmak istiyorum. Birisi bu Fesli diye bilinen Kadir Mısıroğlu'nun savlarına dayalı konulardır. Şu elimde gördüğünüz Lozan Zafer mi Hezimet mi adlı çalışması, o Fesli Kadir Mısıroğlu'nun çalışması 1979 yılında yayınlanmıştır ve hala o günden beri benim kitaplığımda yerini alır. Zaman zaman inceler okurum. Ayrıntılarını burada paylaşmaya gerek yok, zaman kaybetmeye gerek yok. Ancak biliyorsunuz bu konuyla ilgili özdeyişi şudur ki o Fesli Kadir'in keşke Yunan galip gelseydi de saltanat ve hilafet korunabilseydi. İşte o Yunan galip gelmediği için Lozan Barış Anlaşması milletler arası, uluslararası alanda
kabul edilmiş olduğu için bunu hazmedemeyenler, bu adam gibi, bunlar Lozan'ı karalayıp durdular bugüne kadar. Bugün de onların devamı düşüncesinde olanlar bu karalama kampanyalarını sürdürüyorlar. Şimdi bu Kadir Mısıroğlu kimdir? Bu konu hakkında hemen özet bir bilgi sunayım. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. İnternette özgeçmişiyle geçen ifadeyle Atatürk düşmanı, laiklik ve Atatürk'ün anısına hakaret suçlarından hapsoldu. 1974 genel affıyla serbest kaldı. Daha sonra Milli Selamet Partisi'ne girdi. 1983'te Almanya'ya kaçtı. Türk yurttaşlığından çıkarıldı. İngiltere'ye sığınma başvurusu yaptı. Aynen Vahdettin'in yaptığı gibi. 1991'de Türkiye'ye döndü. Türk Kurtuluş Savaşı için keşke Yunan kazansaydı diyecek kadar alçaldı. 5 Mayıs 2019'da da leş oldu gitti. Şimdi bunların tabii bunların savlarını sürdüren saçmalıklarını, ihanetlerini, bu ülkeye ve Türk ulusuna olan düşmanlıklarını, yağlılıklarını sürdüren elbette başkaları da var. Kimin? Örneğin 1979'da yayınlanmış bu kitabının ön sözünde birisinin bir cümlesi var. Size onu okumak istiyorum. Vecd ve iman gençliğine birçok değerli mücadele eseri kazandıran Üstad Kadir Mısıroğlu'nun şahsiyet ve fikirleri üzerinde durmayı zahit addediyorum. Onun fikirleri üzerinde tartışmaya bile gerek yok. Yani her şeyi tartışırız efendim. Kurtuluş Savaşı'nı tartışırız. Atatürk'ü tartışırız. Türk tarihini tartışırız. Ama Kadir Mısıroğlu'nun düşünceleri üzerinde tartışmaya bile gerek yok diyecek kadar akıl dışı bir anlayış cümlesi. Ancak şu kadarını söyleyeyim ki o sahip olduğu hudutsuz ilim, ahlak ve cesaretle, vay 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 vay, hudutsuz ilim. Hudutsuz ilim nasıl oluyor? Bunu anlayışınıza bırakıyorum. Gençliğine rağmen devrimizin şeyhül muharririni sayılmadığı çoktan hak etmiş büyük bir insandır. Bu sebeple bugün onun dirayet ve cesaret sembolü kaleminden mahrum kalan cephemiz sağ kolu kırılan bir cengaver gibidir. Bu sözleri söyleyen 10 Nisan 1973 gününde söyleyen Veysel Eroğlu, İnşaat yüksek mühendisi sıfatıyla. Biliyorsunuz bu daha sonra bakanlık yaptı bu ülkede. Onun için diyorum ki bu gibi Türklük, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanları bugün de Lozan'ın karalamaya devam etmektedir. Ama onların görevleri bu. Çünkü onlara göre Yunan galip gelmeliydi. Onlara göre Hatay'da Fransız bayrağı dalgalanmalıydı. Onlara göre Türkler Anadolu'da Ankara civarında küçük bir toprak parçasına hapsedilmeliydi. Onlara göre Türklük dünya üzerinden yok edilmeliydi. Bu olmadığı için, amaçlarına ulaşamadıkları için bu kirli laflarını ortalık yere salıveriyorlar, kusuveriyorlar. Bunlar devam edecek ama biz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidenler, onun akıl ve bilim yolundan gidenler, Cumhuriyet'in temel değerlerini kanlarının son damlasına, pahasına olsun koruma azminde ve kararlılığında olanlar bunların karşısında dikilmeye devam edeceğiz. Ve bu gibiler Lozan'ı anlamadan, bu
yazdığı kitabın sözlerinin saptamalarının içinde de vardır. Aslında yazdıklarının içinde bilmeden veya bilerek Lozan'ın ne kadar başarılı bir görüşme olduğunu kabul etmekle birlikte karalamak için uydurma bir takım yalanları da araya sokuyorlar. Bu da bir propaganda tekniği. Ama hepimiz biliyoruz ki artık leş olmadan önce hastanede bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı, bakanları, cumhurbaşkanları, kimler varsa sıraya girdi ve Genelkurmay Milli Savunma Bakanları gitti hastanede ziyaret ettiler. Onları da Büyük Türk Ulusu'nun tarihindeki kara sayfaları havale ediyor. Şimdi bir de Lozan'ın gerçek yüzünü anlatan bir başka kaynaktan söz edeceğim. Bu da gazeteci Ali Naci Karaca'nın Lozan Konferansı ve İsmet Paşa çalışmasıdır. Ali Naci Karaca'nın Lozan heyetiyle birlikte görevli olarak bir gazeteci olarak ve heyette görevli olarak Lozan'a gitmiş, Lozan'ı başından sonuna kadar incelemiş bir gazetecidir. Onun da kısaca özgeçmişini sizlerle paylaşmak isterim. 1896 yılında İstanbul'da doğdu ve 1955 yılında uçmağı vardı. Kurtuluş Savaşı'nda çıkardığı Akşam gazetesinde Halit Hüsnü Atay'la birlikte çalıştı ve Kurtuluş Savaşı'nın gerçek yüzünü Akşam gazetesiyle, Türk milletiyle paylaşarak ve destekleyerek bu yayını sürdürdü. İsmet İnönü ile birlikte Lozan heyetinde bulundu. 1936 yılında Anadolu Ajansı temsilcisi oldu. 1950 yılında Milliyet gazetesini kurdu ve Peyami Safa ile yayın programını hazırladı. 1926-27 yılları arasında Fenerbahçe başkanlığı yaptı. 1955 yılında kalp krizinden uçmağa vardı. Burada Ali Naci Karacan, Lozan barış görüşmelerinin bütün ayrıntılarıyla ve belgeleriyle açıklamaktadır. Dolayısıyla Lozan barış görüşmelerini, barış anlaşmasının görüşmelerini incelerken bu kaynakları göz önüne alarak nasıl bir başarı elde edildiğini iyi bilmemiz gerekiyor. O nedenle Mustafa Kemal Atatürk de Nutuk'ta şimdi göreceğimiz şekilde Lozan'da neler oldu, hangi başlıkları bize Nutuk'ta verdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öncesi neydi o konuların, sonrası ne oldu, şimdi onlara da gelmek istiyorum. Sayfa 506. Arada başka bölümler var. Onlara ayrıca gerekirse değiniriz. Ancak 506. sayfada aradaki bölümleri anlattıktan sonraki bunlar mecliste geçen bazı hadiselerdir. İşte Sakallı Nurettin Paşa ile ilgili konular efendim. Ve Osmanlı saltanatının yıkılışı ve çöküşüyle ilgili konular. Onlardan da başlıklar ayrıca sunmak isterim. Şimdi devam ediyor Nutuk'ta Lozan Barış Anlaşması ile ilgili konuya Atatürk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci seçim dönemi, yani Türkiye Devleti'nin tarihinde mutlu bir geçiş devresine rastladı. Gerçekten de 4 yıllık istiklal mücadelemiz milletimizin şanına layık bir barış ile sonuçlanmış bulunuyordu. 24 Temmuz 1923'te Lozan'da imza edilen anlaşma 24 Ağustos 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı.
Bu anlaşmaya göre bu ayrıntıları da veriyor. Bu taslak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılmaya değer bile sayılmamıştır. İkinci barış teklifleri birinci İnönü Muharebesi'nden sonra toplanan Londra Konferansı'nın sonunda 12 Mart 1921 tarihinde yapılmıştır. Bu teklifler Sevr Anlaşması'nda bazı değişiklikler getiriyor ise de üzerinde durulmamış olan meselelerde Sevr taslağındaki maddelerin olduğu gibi bırakıldığını kabul etmek gerekir. Bu teklifler bizce tartışmaya yol açmadan İkinci İnönü Muharebesi'nin başlamasıyla sonuçsuz kalmıştır. Bunu daha önceki görüşmelerimizde konuşmuştuk. Yani Ankara Anlaşması'yla Fransızlar, daha sonra İkinci İnönü Muharebesi ile Sevr Anlaşması ile ilgili gelişmeler aslında sonuçsuz kaldı. Çünkü özellikle Fransızlar artık Türk ordusunun Yunan ordusu karşısında galip gelebileceğini görerek yeni anlaşmalar peşinde koşmaktaydılar. Üçüncü barış teklifleri 22 Mart 1922'de, yani Sakarya Zaferi'nden ve Fransızlarla imzalanan Ankara Anlaşması'ndan sonra ve yakında yeni bir taarruzumuzun beklendiği sıralarda Paris'te toplanan İtilaf Devletleri Dışişleri Bakanları tarafından yapılmıştır. Bu tekliflerde artık işe Sevr taslağı temel olarak elma alma usulünden vazgeçilmişse de ana çizgileriyle milli gayemizi gerçekleştirmekten uzaktı. Dördüncü teklif Lozan Anlaşması'nın imzalanmasıyla sonuçlanan görüşmelerdir. Yani Mustafa Kemal Atatürk bu süreç içerisinde Kurtuluş Savaşı'nın başlamasıyla İtilaf Devletleri'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti nezdinde dört barış görüşmesi teklifiyle geldiklerini belirtiyor. Lozan'ın da bunların dördüncüsü olduğunu saptıyor. Ve İtilaf Devletleri'nce Türkiye'ye kabul ettirilmesi düşünülen esaslar ile milli mücadele sayesinde ulaşılan sonucu açıkça gözler önüne serebilmek için bu dört türlü teklif arasında en önemli noktaları içine alacak şekilde kısa bir karşılaştırma yapmayı yararlı sayarım diyor ve 11 başlık sunuyor bize. Bir, sınırlar. Ayrıntıları Nutuk'ta var. Sınırlar neydi? Sevde neydi? Mart 1922 teklifinde neydi? 1921 teklifinde neydi? Lozan'da ne olmuştu? Bunların karşılaştırmasını yaptım. İkinci başlık olarak Kürdistan meselesini ele alıyor. Sevr'deki dayatmayı belirtiyor. Mart 1921 teklifindeki İtilaf Devletleri'nin dayatmalarını söylüyor. Mart 1922'de bu tekliften söz edilmediğini belirtiyor. Ve Lozan'da elbette ki bu konuda hiçbir teklif sunulmamıştır diyor. Yani bu konular yok sayılmıştır, Kürdistan meselesi Lozan'da. Onun için de İngilizlerin kışkırtması ve himayesiyle bu fesli gibiler efendim Lozan'a saldırıyorlar. Neden? Lozan'da Kürdistan diye bir mesele söz konusu edilmemiştir. Ama ondan sonra bir oldu bittiğiyle bir işte ayrılıkçı terör örgütü yaratılmış efendim ve 40 yılı aşkın süredir Türkiye'nin başına bela edilmiştir. Bu Lozan'ın arkasından dolaşma anlamına gelir ki Fesli Kadir benzerleri efendim Mustafa Sabri'nin devamı olan onların torunları bundan gayet mutludurlar. Oradan nemalanmaktadırlar. Uluslararası alanda kendilerini destekleyen ve Türkiye'nin bölünmesi için uğraşan çevrelerle iyi geçinmelerini sağlamaktadır. İyi bir aygıttır bu onlar için. Diğer bir üçüncü başlıkta iktisadi nüfus bölgeleri. Türkiye üzerindeki nüfus bölgelerinin Adana, Güney'de, daha sonra İzmit bölgesinde
Bunların Sevr'de 1921'de işte ki durumlarından söz ederek yine Lozan'da bunlardan hiç söz edilmemiştir diyor. Neden? Çünkü milli sınırlar çizilmiştir. Artık milli sınırlar üzerinde herhangi bir tartışma Lozan'da kabul edilmemektedir. Dolayısıyla bu konularda Lozan'da bitmiştir. İstanbul konusu bilindiği üzere 1921'de işte Boğaz çevresinin askerden arındırılmış bir bölge olması belirtiliyordu. 1922 teklifinde Fransa'da İstanbul'dan çıkarılacağımız tehdidinin kaldırılacağı, İstanbul'da bulundurulacak Türk kuvvetinin biraz daha arttırılacağı gibi yumuşatılmış bir teklif vardı. Lozan'da bu da kaldırılmıştır. Çünkü artık İstanbul hiçbir yabancının egemen olamayacağı bir şehir olarak Lozan'da kabul edilmiştir. Bir Türk şehri. Vatandaşlık konusunu yine burada açıklık getiriyor. Beşinci madde olarak Mustafa Kemal Atatürk. Bunlar da Lozan'da artık Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında vatandaşlık tanımlandığına göre Lozan'da bunun üzerinde de herhangi bir tartışma ortaya çıkmamıştır. Adli kapitülasyonlar bu konudaki yaptırımlar da Lozan'da hiçbir kayıt altına alınmamıştır. Yani kapitülasyonların sona erdirildiği kabul edilmiştir. Azınlıkların korunması 7. başlık olarak sunuluyor. Lozan'da misak-ı millimizde kabul etmiş olduğumuz üzere yalnız Müslüman olmayanlar için Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan bütün milletler arası anlaşmalarda yer alan hükümler Lozan'da da yer almıştır. Yani azınlıkların bir takım haklarının korunması konusunda milletler arası anlaşmalara, hükümlere paralel olarak bir anlaşma sağlanmıştır. Askerlikle ilgili hükümler 8. maddede. Burada da Türk ordusunun ve askerlikle ilgili kısıtlamalar var idi geçmişte. Bunların çoğu kaldırılmıştır ve artık Türkiye bu konuda da kendi egemenlik haklarını kullanmıştır. Lozan'da Trakya ve Boğazlar'da askerden arındırılmış duruma getirilen bölgelerle ilgili sınırlamalar dışında hiçbir kayıt yoktur. Yalnız ne Trakya ile Boğazlar'da vardır. O da biliyorsunuz daha sonra Boğazlar anlaşmasıyla zaten ortadan kaldırıldı. Onu da göreceğiz birazdan. Ceza bu daha çok 1921 Londra görüşmelerinde Bekir Sami Bey'in katıldığı görüşmelerde bir ödün olarak kabul edilmiş ancak Ankara hükümeti o zaman bu görüşmeleri tanımadığını bildirmişti. 1922'de bu konu üzerinde zaten durulmadı Paris'te ve Lozan'da da bundan hiç söz edilmemişti. Mali hükümler, işte Sevr'de belli mali hükümler vardı Osmanlı'nın ve Türkiye'nin bağlayıcı olan hükümler vardı. Duyun-ı Umumiye maddeleri vardı. 1921 ve 1922 görüşmelerinde de bunlar ileri sürülmüştü. Ancak Lozan'da mali hükümler konusundaki bağlayıcı hiçbir hüküm yoktur. Tamamı kaldırılmıştır. Bu da nutukta Atatürk tarafından saptanmış ve duyurulmuş bir konudur. İktisadi hükümler geçmişte Sevr'le birlikte 1921 ve 1922 barış görüşmelerinde ortaya konulan iktisadi hükümler Lozan'da tamamen ortadan kaldırılmıştır. Kapitülasyonların her türlüsü kökünden ve sonsuz olarak kaldırılmış cümlesiyle nutukta Mustafa Kemal Atatürk bunu saptıyor. Ve son olarak Boğazlar Komisyonu
Lozan'da komisyonun başkanlığı bize verilmiştir. Boğazlar Komisyonu. Komisyonun görevi gemilerin boğazlardan geçişinin Boğazlar Sözleşmesi hükümlerine uygunluğunu sağlamaktan ibarettir. Komisyon her yıl Milletler Cemiyeti'ne rapor verecektir. Ancak biliyorsunuz daha sonra yapılan Boğazlar anlaşmasıyla bunlar da ortadan kaldırılmıştır. Bu konudaki hükümranlık hakları da tamamen Türkiye tarafına bırakılmıştır. Ve sonuçta Mustafa Kemal Atatürk nutukta Lozan'ı şu sözlerle bitirmektedir. Saygıdeğer efendiler, Lozan Barış Anlaşması'ndaki hükümleri öteki barış teklifleriyle daha fazla karşılaştırmanın yersiz olduğu düşüncesindeyim. Bu anlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastin sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zaferin eseridir. Ve Lozan barış görüşmelerinin Mustafa Kemal Atatürk bu sözlerle nutukta tamamlamış bulunuyor. Bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek isteyen, katkıda bulunmak isteyen katılımcı var mı efendim? Ben birkaç bir şey söyleyebilirim. Buyurun. Benim okuduğum 8 ay sürmüş galiba bu Evet. konferans. Yani kısa bir konferans da değil, bayağı zorlu ve uzun geçen bir konferans olduğunu okuyoruz. Elbette. Ve İsmet Paşa da sürekli haber veriyor. Zaten orada da Atatürk yönlendiriyor yani İsmet Paşa'yı da. Ve hani danışarak birçok şeyi yapıyorlar. Tabii orada bir dikkat çekici unsur Rauf Bey'le olan anlaşmazlıkları var. Okuduğum, gördüğüm kadarıyla nutukta. O da hani bayağı bir gerginlik ve sorun yaratıyor. İletişimsizlik konusu. Velhasıl Atatürk'ün de 12 maddeyle bahsettiğiniz üzere, açıkladığı üzere Sevr'e göre çok çok daha yani 8 ay boyunca konuşulmuş, üzerinde tartışılmış ve büyük bir zaferin sonucunda hani hak edilerek belli bir hakların alındığı çok net olarak zaten belirtmiş Atatürk bunu. Belki de bunu özellikle belirtmiş ve anlattığı kadarıyla da Lozan Anlaşması'nın önemini halka kendi de birebir anlatıyor. Yani bu tarz belki biraz önce bahsettiniz hani günümüzde bazı insanlar Lozan'ın hezimet olduğundan vesaire bahsedenler vardıysa da bunu sanki bilircesine kendisi halka Lozan'daki yapılan çalışmaları özellikle anlatıyor benim okuduğum orada. Yani bahsediyor, anlattığını, önemini anlattığını ve nutukta da uzun uzun 12 madde, 12 başlık altında saydığınız çok net bir şekilde aradaki farkları da belirtiyor. Ve gerçekten yaklaşık bir yani 8 ay çok uzun bir süre. 8 ay konuşularak, tartışılarak hem hükümetle hani iletişim içerisinde alınmış ve birçok ülkeye karşı hani tek bir karşıda şey de yok. Yunanlılar var, işte başka ülkeler var. Yani çok fazla nasıl diyeyim şeye karşı diyelim hani karşı safhaya karşı tek bir tarafta olan biz varız ve buna karşı alınmış büyük bir çalışma olduğunu görüyoruz çok açık olarak. Benim anladığım bu şekilde. Aslında tabii baştan söylediğiniz Rauf Bey ile ilgili bir iletişimsizlik falan yok. Aslında görüşmelerle ilgili bilgiler meclise sürekli veriliyor. Burada bir kapalı nokta yok. Ancak Kurtuluş Savaşı'nın başından beri Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun yanındaki arkadaşlarına karşı cephe oluşturan ne yazık ki yani bunlar da bizim tarihimizin önemli isimleridir. Ona diyecek bir şey yok ama Rauf Orbay, Refet Dede ve daha sonra onlara katılan Kazım Karabekir Paşa gibi isimler ne yazık ki hem Lozan Barış görüşmeleri sırasında hem de daha sonra
biraz sonra göreceğiz. Cumhuriyet'in ilanı, Atatürk'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi gibi konularda ve elbette ki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması ile ilgili konuda çok olumsuz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin henüz kurulduğu yıllarda büyük sorunlar çıkaran kişiler olarak karşımıza çıktı. Ve bunu da aslında Rauf Orbay daha sonra askeri tıbbiyeliler de yaptığı bir söyleşide açık olarak söylüyor. Yani itiraf ediyor. Evet diyor, bizim anlaşmazlıklarımız oldu ama bunun asıl nedeni biz Atatürk'ü kıskandık. Yani onun yaptıklarını biz yapamazdık ama biz olmasaydık da o bu yaptıklarını başkalarıyla elbette yapardı. Ama o dönemde biz Atatürk'ü çekemedik, kıskandık. Ve bunlardan dolayı oldu diye de itirafları var. Bu konunun belgeleri de var. Kendi anıları da var. Bu da ayrı bir şeydir ama ne yazık ki o dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu görüşmeleri bütün içtenlikleriyle ve akıl ve bilim ölçüsünde o yolda desteklemesi gereken bu kadrolar ne yazık ki Mustafa Kemal Atatürk'ü önemli ölçüde uğraştırmışlar. Bunu da unutmamak lazım. Ve geleceği de buna göre görmek lazım. Yani hem biz Cumhuriyet'i iyi anlamalıyız, Mustafa Kemal Atatürk'ü iyi anlamalıyız, eksik anlatmamalıyız, doğru anlamalıyız ve doğru anlatmalıyız. Onun içinde nutuk çok önemli, çok önemli bir belgedir. Eğer böyle yapabilirsek ancak biz bugün de içinde bulunduğumuz 1938'den sonra sürüklendiğimiz ve giderek kötüleşen iç yapımızın düzeltilmesi için bir takım çalışmaları daha etkili yapabiliriz diye düşünüyorum. Bunu doğru anlamamız gerekiyor. Yani Atatürk'ü doğru anlamak gerekiyor. Sayın Başkanım, ben bir şeyler söyleyebilir miyim? Buyurun efendim. Size katılıyorum. Biz daha önceki bu nutuk konuşmalarının da okumalarının da en başında bugünkü akşamki konuşmada da Sema'nın da bahsettiler. Yani nutuk okuduktan sonra da o yerlerin tek tek görünmesinde fayda vardır. Bu tür şeyleri görmeden anlamak mümkün değil. Maalesef ki bizim ülkemizin insanları hala bu konuyla ilgili hala farkında değiller. Neler kazanıldığını, neler bahşedildiğini, o konuda büyük fedakarlıklar neler yapıldığının farkında değiller. Ama karşı taraftaki olan güçler hala mücadelelerini en sıcaklığıyla devam ettirmekte. Bizler de bu biraz evvel Lozan'la ilgili şartları konuştunuz. Bizler Lozan'da neler kazandığımızı ve oradaki ciddi anlamda müzakere teknikleriyle ilgili ciddi başarılar kazandığını yeterince anlatamamışız ya da anlamamışız. Yeni kuşaklara da anlatamamışız. Kendimiz de anlamamışız, okumamışız da. Bunu içselleştirememişiz. Bunun dışında ama karşı taraftaki güçler hala aynı mücadeleyi sürdürüyor. Bugün de belki Kurtuluş Savaşı'ndaki kadar değil ama hala aynı mücadeleler aynı şiddetiyle de devam ediyor. Bizler daha çok anlayıp daha iyi önemseyip daha çok içselleştirerek bir takım şeyleri tekrar yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. O Atatürk İsmet İnönü'yü Lozan'a gönderdiğindeki yapılan çalışmalarda oradaki madde madde tek tek takip ediyor. Gelişmelerden tek tek haberdar oluyor ve yerinde müdahale ediyor. Yapılması gereken bir takım şeyleri orada tekrar müdahale ediyor. En ince ayrıntısına kadar bunları öğrenmemiz ve kendi şu andaki hayatımıza da dönüştürebilmemiz gerekir diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Aynen dediğiniz gibi. Yani bizler bu konunun bilincinde olan insanlar bu konuyu daha çok anlatacağız, daha çok araştıracağız, daha farklı iletişim kanalları kuracağız. Bunun için çalışmamız gerekiyor ki
Yani Cumhuriyet karşıtları, ikinci cumhuriyetçiler, efendim, liberaller, ne bileyim başkaları. Yani Cumhuriyet karşısında olanlar Evet. çeşitli bahanelerle ulusumuzu yanlış yönlendirmeye çalışanların karşısında bir güç elde edebilelim ve o günkü savaşımın adlerine hem görevimizi yapalım hem de Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyet'i sonsuza kadar yaşatabilirim. Sayın Başkan, ben bir şey söyleyebilir miyim müsaade ederseniz? Buyurun. Ben Lozan'daki ile ilgili bir günlük kitap tanıtmak istiyorum. Bu İngiliz arşivlerine göre 10 yıl yapılan bir çalışma Sayın Başkanım. Orada Sevtap Demirci Hoca'nın yapmış olduğu bir çalışma. Çok değerli bir çalışma. Orada İsmet Ünlü'nün yapmış olduğu mücadeleyi çok iyi anlatıyor. İşte arşiv belgelerine göre. Orada bir olay, ben bir seminer vardı. Ben de o seminere katılmıştım. Bir şey söylemiş Sertab Hoca. Lozan görüşmeleri devam ederken aynı zamanda birinci TBMM'de de görüşmeler devam ediyor. Yani oradaki her yapılan görüşmelerde Mustafa Kemal az önce belirtildiği gibi dokunuşlar yapıyor. Meclis görüşünde her şey, her konuşma, tutanaklar ertesi gün İngiliz devlet adamlarının önüne gidiyor. Yani şunu vurgulamak istiyorum. Mustafa Kemal ve TBMM'dekiler görüşme yaparken bu bilgileri sızdıran içeride casuslar da var. Yani TBMM içinde casuslar da var. Yani sadece İsmet İnönü Lozan'da dış güçlerle mücadele etmiyor. Bizim içimizde de bunlara hizmet eden kişiler var. Bunu belirtmek istedim. Elbette yani o zaman da Mustafa Sabri'lerin iskilipli atıfların uzantıları elbette mecliste ve işte İstanbul'da Bağvali'de efendim gazetelerde basın yayın kuruluşlarında her yerde varlar. Bugün de onların torunları görevlerini devam ettiriyor. Ama biz de o cumhuriyeti kuran İşte Mustafa Kemal ve onun arkadaşlarının askerleri ve torunları olma görevimizi onlardan daha iyi devam ettirmeliyiz ki bu tartışmalar onların lehine gelişmesin. Ben de bir Evet, iki bir şey söylemek istiyorum. buyurunuz. Kadir Mısıroğlu'ndan bahsettiniz. Ya, tabii ki herkes eleştiri yapma hakkına sahip ama Kadir Mısıroğlu ciddiye alınacak birisi değil. Zaten sizin de söylediğiniz gibi Yunanlılarla ilgili cümlesinden de gerçek şeyini ortaya koymuştur. Yani bir tarihçi de değildir. Fakat şu var, asıl önemli olan tabii ki hani Lozan Anlaşması da tabii eleştirilebilir. Daha iyi bir takım şeyler yapılabilir. Bu da normaldir. Ama şunu da bilmek gerekir. Lozan Anlaşması'na gittiği zaman Türkiye, İngilizler ertelemiştir Lozan Anlaşması'nı. Fakat haber bile vermemişlerdir. Hatta İsmet İnönü'ne gidip beklemiş. Eğer başlamayacaksa biz dönüyoruz deyip ondan sonra Lozan Anlaşması'nın başlamasını sağlamıştır. Bunun haricinde mesela Lozan'daki başka bir kırılma noktası da bu Türkiye'nin kırmızı çizgileridir. Çizgilerinden bir tanesidir ve kapitülasyonlardır. Biliyorsunuz bu Muharrem kararnamesiyle Abdülhamit zamanında düşünün ülke borçlarını ödeyemiyor ve diyor ki yabancı devletlere gelin borçlarınızı siz kendiniz toplayın burada. Yani bunun Türkçe anlamı şu: devlet içinde devlet kurun gelin buraya. Ve bunlar bu duyun-i umumiye denilen bir meclis yabancı ülkelerden Osmanlı Bankası'nın da içinde olduğu ülkede bir devlet içinde devlet kuruluyor ve bakın bunun kolluk güçleri oluşturma hakkı var. Yaklaşık 10 bin kişilikte memur kadroları var.
Düşünebiliyor musunuz? Ülke bu durumda. Yani resmen diğer ülkelere gelin siz de bir şeyinizi kurun, burada düzeninizi kurun denmiş. Böyle bir durumda ve Lozan Anlaşması'nda bakın kırılma noktalarından bir tanesi de budur. O İngiltere ve Fransa o kadar bu duyun-ümumiye, kapitülasyon ne derseniz deyin, rezalet bir kuruluşun tadına öyle varmışlardır ki bunu kesinlikle tartışmak bile istemezler ki Türk tarafı böyle bir şey olmaz, kırmızı çizgisi demesine rağmen ve İnönü noktayı koymuştur. Bunu kesinlikle tartışamayız. Eğer tartışmak istiyorsanız biz toplantıyı burada noktalarız deyince kabul etmek durumunda kalmışlardır. Yani mevcut içinde bulunduğunuz durumdan geldiğiniz noktayı hiçbir zaman unutmamak gerekir bunu yaparken. Ve düşünün bir ülke, gene Abdülhamit zamanındadır bu, tren yolu, Bağdat'a kadar uzatılacak tren yolunun güzergahını dahi Osmanlı kendisi belirleyemez. Rusya güzergaha karşı çıktırmıştır ve güzergah değiştirilmiştir. Yani böyle bir ülkeden bahsediyorsunuz. Yani dolayısıyla tabii hani Lozan'a şey yapabilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama eleştirilen noktalarda da tabii şey olmak gerekir. Yani mantıklı olmak gerekir. Yani bu işte Kadir Mısırlı gibi falan otur insanların yaptıkları eleştiriler son derece yersiz ve ciddiye bile alınacak eleştiriler değil. Teşekkürler. Öyle ama işte oradan kaynaklanıyor. Yani 70'li yıllardan başlayan bir Evet. bu. Dolayısıyla başlatanlardan birisi bu İngiliz ajanı olan şahıstır. Bunu belirtmek gerekiyor. Tabii ki, tabii ki. Hayır. Yani ben haklısınız kesinlikle. Yani dediğiniz gibi bu ülkenin Cumhurbaşkanı dahi gidip hastanede ziyaret etmiştir kendisini. Ama Evet. tabii o Cumhurbaşkanı dediğimiz kişi de 5 tane kitap okumayan birisi yani. Sonuçta zaten problem o. Okuyan insanlar nereden nereye gelindiğini anlıyorlar. Yani bizim de yapmamız gereken aslında insanların daha fazla okumasını sağlamak diye düşünüyorum ben. Evet, yani belirtildiği gibi de Mustafa Kemal Atatürk Lozan görüşmelerinin her bölümünü yakından takip etmiş, İsmet Paşa'yla sık sık haberleşmiş, müdahale etmiş, hangi konuların kesinlikle kabul edilmemesi gerektiğini belirtmiş. Yani konuya hakim, zaten yapısı öyle, hangi konu olursa olsun ayrıntılarla çok ilgileniyor. Hatta Lozan Barış Anlaşması'nın son imza günü İsmet Paşa imza için ayağa kalktığında, tutanaklar kendisinin önüne konulduğunda cebinden bir altın dolma kalem çıkarıyor. Bu Atatürk'ün kendisine gönderdiği dolma kalem. Ve Lozan Barış Anlaşması'nı o kalemle imza ediyor. Yani Atatürk artık imzalayabilirsin dediğini zaten o kalemi göndererek belirtiyor. Yani bu derece konuya egemen olan bir durumda Atatürk. Her ayrıntıyı ayrı ayrı inceliyor. İsmet Paşa ile görüşüyor, heyetle görüşüyor, Ankara'dakilerle temas ediyor. Başka görüşmeleri de var. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tam bağımsızlık ilkesine bağlı bir devlet olarak devamı için gereken her türlü müdahaleyi Lozan'da yapıyorlar. Evet. Şimdi bir başka konu bu akşam. Yeni Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara. Efendiler, Lozan Anlaşması'nın eklerinden olan düşman işgali altındaki topraklarımızı boşaltma protokolü uygulandıktan sonra yabancı işgalinden tamamen kurtulan Türkiye'nin toprak bütünlüğü
fiilen sağlanmıştır. Artık yeni Türkiye Devleti'nin başkentini bir kanunla tespit etmek gerekiyordu. Bütün düşünceler yeni Türkiye'nin başkenti Anadolu'da ve Ankara şehri olarak seçme lüzumunda birleşiyordu. Bu seçimde coğrafi durum da askeri strateji en büyük önemi taşıyordu. Devletin başkentini bir an önce tespit ederek içten ve dıştan gelen kararsızlıklara bir son vermek şarttı. Gerçekten de bilindiği üzere başkentin İstanbul olarak kalacağı veya Ankara olacağı konusunda öteden beri içeride ve dışarıda kararsızlıklar görülüyor, basında demeçlere ve tartışmalara rastlanıyordu. Bu arada İstanbul'un yeni milletvekillerinden bazıları, Refet Paşa başta olmak üzere, İstanbul'un hükümet merkezi olarak kalması gereğini bazı örneklere dayanarak ispat etmeye çalışıyorlardı. Ankara'nın gerek iklim, gerek ulaştırma araçları ve gelişme kabiliyet ve istidadı ve gerekse mevcut tesisler ve kuruluşlar bakımından hiç de uygun ve elverişli olmadığını söylüyorlar. İstanbul'un payitaht olması lazımdır ve mutlaka olacaktır diyorlardı. Bu ifadeye dikkat edilirse bizim başkent deyimiyle kastettiğimiz anlam ile bu ifadelerdeki payitaht deyimini kullananların görüşleri arasında bir fark bulmamak mümkün değildir. Bundan dolayı bu konuda zaten kesinleşmiş bulunan kararımızı resmen ve kanuni yoldan ilan ettirerek payitaht sözünün de yeni Türkiye Devleti'nde kullanılmasına gerek kalmadığını göstermek lazım geldi. Dışişleri Bakanı İsmet Paşa, 9 Ekim 1923 tarihli tek bir maddelik kanun tasarısını meclise teklif etti. Altında daha 14 kadar zatın imzası bulunan bu kanun teklifi, 13 Ekim 1923 tarihinde uzun görüşme ve tartışmalardan sonra büyük çoğunlukla kabul edildi. Kabul edilen kanun maddesi şudur: Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara şehridir. Evet. Bu da nutukta belirtilen ve meclisin aldığı önemli bir karardır. İşte gördüğünüz gibi biraz önce söyledik. Ne yazık ki işte Refet Paşalar, Kazım Karabekirler gibi efendim bir takım kişiler yine bu konuda bile payitaht, yani işte soyun, yani Osmanlı soyunun tahtı olarak gördükleri İstanbul'un Türkiye'nin başkenti olarak devamını düşünüyorlar. Yani bunlar bile Atatürk'ün yanında bulunan kişiler, zorlukları artık daha iyi düşünmemizi sağlıyorlar aslında. Var mı arkadaşlar söyleyecek bir şey? Ben şey düşünüyorum aslında burada Vedat Bey, herhalde tabii Ankara'nın hani coğrafi konumu itibariyle tabii ki hani Atatürk'ün bunu düşündüğünü, aynı zamanda İstanbul'a karşı yeni bir devletin doğmasını, bunun da Anadolu'dan doğduğunu temsili olarak Ankara'yı seçtiğini, yani öyle düşünüyorum, öyle yorumluyorum. Bu konuda ayrıca bir askeri stratejiye de zaten belirtiyor. Onu da söylemeye gereksinim var bence. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nı konuşurken hep başkomutanlık meydan savaşı, başkomutan meydan savaşını derinlikte savunmadan söz etmiştik. Yani Türk ordusu Eskişehir Kütahya hattında direnemeyince Sakarya doğusuna çekilmişti. Ama bu aynı zamanda o stratejinin bir parçasıydı. Bunun adına derinlikte savunma dedim. Gelecekte benzer askeri saldırıların olmayacağını kimse garanti edemez. Dolayısıyla yani Türkiye'nin gelecek yüzyıllardaki durumunu düşünerek de askeri strateji açısından başkentin Anadolu'nun ortalarında, içlerinde olması askeri stratejinin bir gereğidir. Şimdi düşününüz, Kazakistan'da önce başkent
Almatı'ydı. Ama daha sonra Nur Sultan Nazarbey'e benzer bir askeri stratejiyi de öngörerek Kazakistan'ın başkentini Astana yaptı. Yani orada da bir olası Kazakistan'a yapılacak başka ülkelerden gelecek saldırılar için alınmış bir askeri stratejik önlemdi bu. Bunu başka ülkeler de elbette ki düşünüyorlar. Türkiye'nin de düşünmesi lazımdı. Ayrıca başka nedenler de vardır. Bunu Atatürk bir İngiliz büyükelçisiyle yaptığı görüşmede belirtmiştir. Şöyle ki, Ankara sözünün nereden geldiğini biliyor musunuz demiştir. O da hayır bilmiyorum dediğinde Asya'daki Altayların yakınındaki Selenge Nehri'ni besleyen kollardan birinin Angara olduğunu, tıpkı Aral Nehri'ne akan Seykun ve Ceykun nehirlerinin Adana'da Seyhun ve Neyhun adına dönüştüğü gibi Angara adının da bu bölgeden gelen, Altaylardan gelen Türklerin yerleştiği bir yer olduğunu ve buradan geldiğini, dolayısıyla Türklerin kökeninin ve yaşadıkları coğrafyanın gittikleri yere kattıkları değer açısından önemini belirtmek için bunu söylemiştir. Bunun da bir etkisi vardır. Çünkü Atatürk Türk tarihi üzerinde çok önemli çalışmalar yapmıştır ve bu konuda önemli dayanak noktaları göstermiştir. Bunu da belirtmek lazım. Başka konular da vardır elbette. Yani Anadolu'nun içinde kıraç, efendim, susuz, bakımsız bir yerin ne kadar varlıklı, efendim, güzel bir Türk ili olmasını başaracağına olan inancıyla, biliyorsunuz işte Atatürk Orman Çiftliği gibi o Çankaya şey Kızılay'a açılan yolların tamamının isminin Kurtuluş Savaşı ile ilgili konularla bağlantılı olduğunu bildiğimiz gibi bu konular da önemlidir. O nedenle yeni bir devlet inşa eden meclis, yeni bir Türkiye Cumhuriyeti kuran meclis, dolayısıyla başkentini de bu şekilde inşa etmiş olacaktır. Elbette bunların da etkisi vardır. Dolayısıyla başkent olarak kabul edilmiştir. Belki İstanbul'daki geçen yüzyıllardaki geri kalmışlığın bir takım kalıntılarını da silme gayreti olabilir diye düşünüyorum. Buyurun Sema Hanım. Hanım bir söz istiyorsunuz. Sema Hanım. Evet başkanım, bu konuda sesim geliyor mu? Buyurun geliyor. Tamam. Sizin anlattıklarınız hem askeri, stratejik ve coğrafi anlamdaki anlamından öte, bazı kaynaklardan geçmişte okuduğum Anadolu'nun esasen enerji dünyanın enerji noktalarından enerji merkezlerine sahip olduğunu, Anadolu'daki bazı noktaların enerji merkezlerine sahip olduğunu o kaynakta belirtmiştik ki Ankara'nın da bunlardan bir tanesi olduğu ifade edilmişti. Hani bunu biliyorsunuz bir de Antakya için de söylerler. Antakya yöresi için ya da Mezopotamya için de söylerler ki az önce siz de ifade ettiniz. Seyhun, Ceyhun nehirlerinden de söz ederken yani o bölgelerde de sanki hani bu şeyin dünyanın belli şeyleri var. Dayanak noktaları, enerji noktaları bunlardan yola çıkarak bazı ifadeler kullanılmıştı o kaynakta. Ben Atatürk'ün öngörüsünün hani ne kadar ileri boyutta olduğunu zaten her daim bunu dile getiriyoruz ve bunu düşündüğümüzde
bunun da öne çıkmış olabileceğini, bu böyle bir bilginin de kendisinde olabildiği için Ankara konusunun konusunda hassasiyet taşıdığını, hatta Gordion'u bu şey son işte Utku yürüyüşümüzdeki son noktalardan bir tanesi bu. Polatlı'da Gordion'u gezdiğimizde de açıkçası bu duygu düşünce bana gelmişti. O anda paylaşma fırsatım olmadı sizlerle. Şimdi yeri gelmişken hani birçok sebeple birlikte böyle bir varsayım da olabileceğini de ben şu anda bir ek şey olarak söylemek istedim. Teşekkür ediyorum. Evet, bu Gordiyon meselesi de önemli. Görmeyen katılımcıların görmesini dilerim. Polatlı'da çok önemli bir yer. Biliyorsunuz Büyük İskender'in düğümü çözmek üzere gittiği, almak istediği bir yerdir. Elbette ki daha sonra işte İtilaf Devletleri'nin de bu konuda güçleri vardır. Ancak Gordiyon'un düğümünü çözmek Mustafa Kemal Atatürk'e nasip olmuştur. O çözülmüştür. Önemli bir yerdir. Gordiyon'u Polatlı'da bulunan POTA, Polatlı Tarihi Araştırmalar diye iki emekli albay arkadaşımızın gayretleriyle yürütülen çalışmalar var. Her zaman oraya gidip hemen Polatlı'nın içindedir, ana yol üzerindedir. Oradan bilgiler alıp onların çalışmaları ile ilgili önemli noktaları öğrenebilirsiniz ve çok da yararlı olur. Sakarya Savaşı da işte bu bölgede yapıldığı için önemlidir. Ama bir şeyi daha eklemeliyim ben Ankara ile ilgili. Aslında Atatürk Sivas Kongresi'nden sonra zaten Ankara'ya gelerek ve Ankara'da Kızılcagün ilan edilerek, yani yeni Türk Devleti'nin yeni başkanı, Türk devlet geleneğinde olduğu gibi Asya'dan beri süregelen bir devlet geleneğidir. Yeni devlet başkanının seçim günü olarak kabul edilir bugün. Ve Atatürk bunu Ankara'ya gelişinde zaten Ali Fuat Cebesoy ve diğer işte Rıfat Börekçi gibi o günün önemli isimleriyle önceden görüşerek kararlaştırmışlardır. Ayrıca işte gelirken Hacı Bektaş'taki Alevi Bektaşi ileri gelenleriyle de görüşüp onların da desteklerini almıştır. Ve ayrıca Ankara'da melamiler vardır. Yani Bayram Veli dergahında bulunan melamiler vardır. Onlar da Atatürk'ün düşünceleri örtüştüğü için zaten önceden beri Atatürk'le iletişim içindedirler. Bu açıdan da Ankara'nın başkent yapılmış olmasını etkisini düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Evet, başka sözü olan arkadaşımız var mı? Aslında bu Atatürk Orman Çiftliği kurulurken orası çok şey bir yer, bataklıkların falan olduğu bir yer. Dolayısıyla ziraatçılar da buraya hani çok fazla şey göstermeye gerek olmadığını falan söylemişler ama Atatürk inatla orayı o çiftlik haline getirmiş. O anlamda aslında birazcık da bana şeyi de çağrıştırıyor. O Beyaz Zambaklar ülkesinde Grigori Petrov'un biliyorsunuz o da Evet. bataklıklar ülkesi aslında anlamına geliyor. Yani Finlandiya'nın. Benzer olaylar orada da var. Evet. Hatta bir tanıyorum İzmir tarafında. Şu anda tam anımsayamadım tam yerini ama Aydın, İzmir o çevrede bir bataklık daha var. Orada insanlar hastalıktan falan kırılıyor. Atatürk burayı görünce oraya da müdahale ediyor. Yani sadece bu Ankara'da değil, başka yerlerde de var. Belirttiğiniz gibi Finlandiya Akzambaklar ülkesini de okullarda okutulması gereken kitap olarak öneriliyor zaten Milli Eğitim Bakanlığı'na. Bu kitap
Hepimiz biliyoruz ki yani Türk çocuklarınca okunması gereken çok değerli bir kitap. Evet. Bir diğer konu Cumhuriyet'in ilanı, kararını nerede ve kimlere söyledi? Çankaya'ya gitmek üzere meclis binasından ayrılırken koridorda beni beklemekte olan Kemalettin Sami ve Halit Paşalara rastladım. Ali Fuat Paşa Ankara'dan hareket ederken bunların Ankara'ya geldiklerini o günkü gazetede bir uğurlama ve bir karşılama başlığı altında okumuştum. Daha kendileriyle görüşmemiştim. Benimle konuşmak üzere geç vakte kadar orada beklediklerini anlayınca akşam yemeğine gelmelerini Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa vasıtasıyla kendilerine bildirdim. İsmet Paşa ile Kazım Paşa'ya ve Fethi Bey'e de Çankaya'da benimle birlikte gelmelerini söyledim. Çankaya'ya gittiğim zaman orada beni görmek üzere gelmiş bulunan Rize Milletvekili Fuat, Afyonkarahisar Milletvekili Ruşen Eşref Bey ile karşılaştım. Onları da yemeğe alıp koydum. Yemek sırasında yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz dedi. Orada bulunan arkadaşlar derhal düşünceme katıldılar. Yemeği bıraktık. O dakikadan itibaren nasıl hareket edileceği konusunda kısa bir program yaparak arkadaşları görevlendirdim. Yaptığım programın ve verdiğim talimatın uygulanışını göreceksiniz. Efendiler, görüyorsunuz ki Cumhuriyet ilanına karar vermek için Ankara'da bulunan bütün arkadaşlarımı davet ederek onlarla görüşüp tartışmaya asla lüzum ve ihtiyaç görmedim. Çünkü onların da aslında ve tabii olarak benim gibi düşündüklerinden şüphe etmiyordu. Halbuki o sırada Ankara'da bulunmayan bazı kişiler yetkileri olmadığı halde kendilerine haber verilmeden, düşünce ve rızaları alınmadan Cumhuriyet'in ilan edilmiş olmasını bize gücenme ve bizden ayrılma sebebi saydılar. O gece birlikte oturduğumuz arkadaşlar erkenden ayrıldılar. Yalnız İsmet Paşa Çankaya'da misafirdi. Onunla yalnız kaldıktan sonra bir kanun tasarısı müsveddesi hazırladık. Bu müsveddede 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yani anayasanın devlet şeklini tespit eden maddelerini şu şekilde değiştirmiştir. Birinci maddenin sonuna Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir cümlesini ekledim. Üçüncü maddeyi şu yolda değiştirdim. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur. Meclis, hükümetin ayrıldığı idare kollarını bakanlar vasıtasıyla yönetir. Bundan başka Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun temel maddelerinden olan 8. ve 9. maddelerle de değiştirilerek ve açığa kavuşturularak şu maddeler yazıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından ve kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi için seçilir. Cumhurbaşkanlığı görevi yeni Cumhurbaşkanının seçilmesine kadar devam eder. Görev süresi biten Cumhurbaşkanı yeniden seçilebilir. Diğer bir madde, Türkiye Cumhurbaşkanı devletin başkanıdır. Bu sıfatla lüzum gördükçe meclise ve bakanlar kuruluna başkanlık eder. Bir diğer madde, başbakan Cumhurbaşkanı tarafından ve meclis üyeleri arasından seçilir. Diğer bakanlar tarafından, başbakan tarafından ve yine meclis üyeleri arasında seçildikten sonra Cumhurbaşkanı tarafından hepsi birden meclisin onayına sunulur. Meclis toplantı halinde değilse onaylama meclisin toplantısına bırakılır. Bu maddeler komisyonda ve meclisin din ve dil ile ilgili bildiğiniz bir maddede eklenmiştir. Evet. Bu başlığı bu şekilde belirttikten sonra bu konuyla ilgili görüşü olan arkadaşımız var mı? Bir işaret görmüyorum. O halde diğer bir başlığa geçiyorum.
Türkiye Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi oy birliğiyle beni seçti. Kanun Esasiye Encümeni, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda değişiklikler yapılması ile ilgili tasarının öncelikle ve derhal görüşmesini teklif ediyor. Kabul sesleri üzerine tutanak okundu. Teklif edildiği gibi öncelikle görüşüldü. Nihayet birçok konuşmacının yaşasın Cumhuriyet sesleriyle alkışlanan konuşmalarıyla kabul edildi. Ondan sonra Cumhurbaşkanı seçilmesi için mecliste oylamaya geçildi. Toplanan oyların sonucu başkanlık kürsüsünde oturan İsmet Bey, İsmet Paşa Genel Kurul'a şu şekilde bildirdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı için yapılan oylamaya 158 kişi katılmış ve Cumhurbaşkanlığına 158 üye oy birliğiyle Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ni seçmişlerdir. Efendiler, seçimin hemen arkasından mecliste yaptığım konuşmayı tutanaklarda okumuşsunuzdur. Ancak tarihi bir hatıranın canlandırılması için müsaade ederseniz o konuşmamı burada aynen tekrar edeyim. Saygıdeğer arkadaşlar, dünya çapında önemli ve olağanüstü olaylar karşısında saygıdeğer milletimizin gerçek uyanıklığına ve şuurluluğuna değerli bir belge olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı maddelerini açıklığa kavuşturmak için kurulmuş olan özel komisyon tarafından yüksek heyetinize teklif edilen kanun tasarısının kabulü dolayısıyla Türkiye Devleti'nin zaten bütün dünyaca bilinen, bilinmesi gereken mahiyeti milletler arası adıyla adlandırıldı. Bunun tabii bir gereği olmak üzere bugüne kadar doğrudan doğruya meclis başkanlığında bulundurduğunuz arkadaşınıza yaptırdığınız bu görevi Cumhurbaşkanı unvanıyla yine aynı arkadaşınız, bu aciz arkadaşınıza tevcih ediyorsunuz. Bu münasebetle şimdiye kadar hakkımda gösterdiğiniz sevgi, samimiyet ve güveni bir defa daha göstermekle yüksek değer bilirliğinizi ispat etmiş oluyorsunuz. Bundan dolayı yüce heyetinize gönlümün bütün samimiyetiyle teşekkürlerimi arz ederim. Efendiler, asırlardan beri doğuda haksızlığa ve zulme uğramış olan milletimiz, Türk milleti gerçekte soydan sahip bulunduğu yüksek kabiliyetlerden yoksun zannediliyordu. Son yıllarda milletimizin fiili olarak gösterdiği kabiliyet, istidat ve kavrayış, kendi hakkında kötü düşünenlerin ne kadar gafil, ne kadar gerçeği görmekten uzak, görünüşe aldanan insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz kendisinde var olan vasıfları ve değeri hükümetin yeni adıyla medeniyet dünyasına çok daha kolaylıkla gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti dünya devletleri arasında tuttuğu yere layık olduğu eserleriyle ispat edecektir. Arkadaşlar, bu yüksek rejimi yaratan Türk milletinin son 4 yıl içinde kazandığı zafer bundan sonra da birkaç misli olmak üzere kendini gösterecektir. Bendeniz kazandığım bu güven ve itimada layık olmak için pek önemli gördüğüm bu noktadaki ihtiyacı arz etmek mecburiyetindeyim. O ihtiyaç yüce heyetinizin şahsıma karşı gösterdiği sevgi, güven ve desteğin devamıdır. Ancak bu sayede ve Tanrı'nın yardımıyla bana verdiğiniz ve vereceğiniz görevleri en iyi şekilde yapabileceğimi ümit ediyorum. Daima sayın arkadaşlarımın ellerinde çok samimi ve sıkı bir şekilde yapışarak kendimi onların şahıslarından bir an bile uzak görmeyerek çalışacağım. Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. Efendiler, meclisçe Cumhuriyet kararı 29-30 Ekim 1923 gecesi saat 20.30'da verildi. 15 dakika sonra yani 20.45'te Cumhurbaşkanı seçildi. Durum aynı gece bütün memlekete bildirildi ve her tarafta gece yarısından sonra 101 fare top atılarak
ilan edildi. Yorum bildirmek isteyen arkadaşımız. Ben aslında hani biraz da anladığımı doğru mu anlamışım diye hani şey yapmak istiyorum. Hani eksik bir şey varsa düzeltmenizi rica ederim. Şimdi şöyle benim anladığım, şimdi önce bir mecliste bir hizip olayı çıkıyor. Yani bu Cumhuriyet'in ilanından önce. Bundan orada Atatürk sen Cumhuriyet'i ilan edeceğini çok önceden karar vermiş ama yani her zamanki gibi yeri ve zamanı seçmek konusunda da hani usta Atatürk bir hizip oluyor şey içerisinde meclis içerisinde. Dolayısıyla orada aslında bir karar veriyor yani Cumhuriyet ilanının yaklaştığıyla ilgili ve orada bir heyeti vekiliye seçemiyorlar meclis anladığım kadarıyla ve orada bir kargaşa çıkıyor. Bir vekil heyeti seçilemiyor. Seçilemediği için de Atatürk'ü şeye alıyorlar. Diyorlar ki sen bu konuyu hallet. Bu sefer onun üzerine zaten işte çok daha önce karar verdiği Cumhuriyet'in ilanını böyle bir ortamın neticesinde çıkıp ben böyle bir çözüm ya da işte böyle bir program açıklıyorum deyip Cumhuriyet'i ilan ediyor. Ve orada da hani bazıları ne Cumhuriyet'in ilan edilmesine hani tepkiler var mecliste gördüğümüz. Fakat aslında orada da bazı gruplarda buna karşı şöyle söylüyor. Diyor ki işte zaten biz hani bütün baştan beri hakimiyet milletindir dedik. Bu zaten Cumhuriyet demek yani. Niye hani Cumhuriyet ilan edildi diye işte ortalık hani bu kadar karşı çıkılıyor. Zaten baştan beri adı konulmasa da bu belliydi gibi bir süreç oluşuyor. Yani benim hani anladığım, özetlediğim bu doğru mudur, eksik midir ya da ne dersiniz diye Yani sormak şöyle, istedim. şimdi daha önceki konularda da söyledik. Raufor Bayrafettele, Kazım Karabekir gibi ikinci grup olarak mecliste adlandırılan grup aslında hakimiyet kayıtsız şartlı milletindir ilkesine karşı çıkmıyor. Bunun arkasına sığınıyor ama cumhuriyet olmamalı diyor. Saltanat ve hilafet devam etmeli diyorlar. Yani biliyorsunuz Amasya genelgesi yazılırken de Rauf Orbay bu konuyu Atatürk'le görüşüyor o zaman Mustafa Kemal Paşa ile. Yani benim babam sarayın ekmeğini yedi, suyunu içti. Ben yemeğini yediğim kaba kötülük yapamam diyor. O nedenle ileride saltanat ve hilafetin kaldırılması gibi bir konuyu düşünmeyin diyor Atatürk'e. Bunu daha sonra Ankara'daki bir toplantıda gündeme getiriyorlar Keçiören'de. Efendim sabaha kadar süren toplantıda saltanatın kaldırılmasını kabul etmiyorlar. Yani bu o zaman Atatürk şöyle bir yöntem uyguluyor. Diyor ki tamam ben meclisin kabul etmeyeceği hiçbir şeyi yapmayacağım. Size bunu yazılı olarak sunsam yeterli mi bu sizce diyor. O zaman tamam diyorlar sabaha karşı. Ama Atatürk mecliste de bunu meclise kabul ettirince saltanatın kaldırılması gerçekleşiyor. Ama onları bu ikinci grup dediğimiz Raufor Bey, Refet Bey gibi efendim ve onların yanında bulunanların bu gayretleri devam ediyor. Yani Cumhuriyet'in işte ilan edilmemesi, Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olmaması, hatta bunun için milletvekili seçilme kanununda değişiklikler yapılması ile ilgili önergeler veriyorlar. Yani onların verdiği önergeye göre bunlar Nutkun da ayrıntılarında var ayrıca ama biz onlara giremedik tabii. Verilen bu kanun yasa önergeleri Atatürk'ü milletvekili yapmıyor. Neden? Bir yerde 5 yıldan fazla oturması gerekir diyor. Yani cepheden cepheye koşmuş bir asker. Selanik'te doğmuş. Selanik Lozan Anlaşması'ndan sonra sınırlar dışında kalmış. Dolayısıyla bunlar o verdikleri yasa önergesinin asıl amacı Atatürk'ü meclis dışına atmak.
Cumhuriyet'in ilanını engellemek ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olmasını engellemek. Bütün bu şeyler, daha sonra işte Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması ve Anadolu'yu Cumhuriyet karşısında direnir hale getirmek istemeleri de ayrı bir konudur. Onu da birazdan göreceğiz. Bütün bunlar karşısında ama Mustafa Kemal Atatürk'ün o ileriyi gören efendim stratejik hamleleri çok iyi yapabilen efendim birisi olduğunu bir türlü göremiyorlar ve her defasında da karşısında yeniliyor. Ama netice olarak Atatürk önceden tasarladığı her şeyi gerçekleştiriyor. Ama her şeyi gerçekleştiriyor. Yani Cumhuriyeti de önceden tasarlıyor. Hatta biliyorsunuz okul çağlarında arkadaşlarla yeni bir devlet kuracağız. O zamandan beri aklımda. Yani ve yıllarca tasarladığı Kurtuluş Savaşı'nda efendim tasarladıklarını gerçekleştiriyor. Sonra Cumhuriyet'in kurulması ile ilgili konularda tasarladıklarını gerçekleştiriyor. Ve daha sonra da onları tamamlayan devrimleri gerçekleştirerek bu başarıyı sağlıyor. Evet, şimdi bir başlığa daha geliyoruz. Bir hilafet kalıyor artık geriye. Çünkü bu konuda çok direnç var. Yani bütün İslam dünyasının şeyi olmalıyız diye Özgür Bey bir şey mi söyleyecek? Sayın Başkanım, burada aslında Atatürk'ün bir de şeyini görüyoruz. Yani proaktif bir kişiliğe sahip olduğunu görüyoruz. İşte saltanat Lozan'a İstanbul hükümeti çağırıyor. Saltanatı ortadan kaldırıyor. İşte Cumhuriyet öncesi tartışmalar gündemde. Cumhuriyeti ilan ediyor. Yani kafasını tasarlamış olduğu yeni devlet projesini hayata geçirebilmek için önüne çıkan buna engel olacak bütün şeyi ortadan kaldırdığını görüyoruz Mustafa Kemal'in. Yani Evet. proaktif davrandığını görüyoruz. Evet. Zaten bir tanımlaması var. Hepimizin bildiği. Bir hedefe başarmak üzere yola çıktığınız zaman o hedeften sonra ne yapacağınızı düşünmeniz lazım. Yani o hedefi başaracağınızı düşünerek artık onu planlamışsınız, tasarımlamışsınız, onu başaracağınıza inanıyorsunuz. Önemli olan o hedefi aldıktan sonra ondan sonra ne yapacağınızı düşünmelisiniz. Ya bu kadar uzak görüşlü birisi yani artık gerisini düşünmeliyiz. Evet. Pardon, bu noktada daha önce de söylemiştim ben ama zaten Atatürk'ü diğer ne diyelim komutanlardan, liderlerden farklı yapan askeri kişiliğinin yanında yani siyasi olarak da ve o anlamda yaptığı şeyler ve bu anlamda ben özellikle benim için çok yani benim için Sakarya Savaşı çok önemli. Sakarya Savaşı çok zor bir savaş ve o savaşta bakın, o savaşta bir günlüğüne Maarif Kongresi'ni açmak için Ankara'ya gelmesi benim için bu Kurtuluş Savaşı tarihindeki Atatürk'ü nasıl bir insan olduğunun altını çizen bir şey. Yani bu çok özel bir şey. Yani gerçekten öyle bir hani ben yani şey derler ya yabancı kelimesini kendinizi hani o kişinin yerine koyduğunuz zaman hani ya bu çok zor bir noktadasınız. Yani düşmanın sizi sürebileceği ve bir sürü zorlukla karşılaşabileceğiniz bir noktada siz bırakıyorsunuz cepheyi ve geliyorsunuz şey yapıyorsunuz. Yani Maarif Kongresi'nin açılışını yapıyorsunuz. Ama işte onu kazanacağını biliyor. Yani diyor ya, Evet, evet, söylediğim evet. gibi. Yani Kesinlikle. onu Yani kazanacağınızı, artık tasarımladığınız, başaracağınızı bileceksiniz. evet. Bir sonrakine bakacaksınız. Evet. Yani işte bu muhteşem bir şey. Yani Evet. ben yani kendimi yerine koyduğum zaman hani bırakın orayı bırakmak bir dakikalığına bile hani terk edemezsiniz. Yani ama işte evet yani Atatürk böyle olmak. Atatürk olunuyor herhalde.
Evet. Evet, şimdi tabii bir hilafet konusu kalmıştı. Yani Cumhuriyet'in halletmesi gereken. Bu konuyu da bir başlık olarak almıştık. Saygıdeğer efendiler, her meselede ve her uygulama safhasında kendisini söz konusu ettirmiş olan halifeye ve hilafete bir defa daha dokunacak. 1924 yılı başında büyük çapta bir ordu harp oyunu yapılması kararlaştırılmıştı. Bu harp oyununu İzmir'de yapacaktı. Bu münasebetle 1924 yılının Ocak ayı başında İzmir'e gitti. Orada 2 ay kadar kaldı. Hilafetin kaldırılması zamanının geldiğine oradayken karar vermişti. Bu işin nasıl yapılacağını kısaca özetlemeye çalışacak, yapıldığını kısaca özetlemeye çalışacağım. Başbakan İsmet Paşa'dan 22 Ocak 1924 tarihli bir şifre aldı. Onu olduğu gibi bildiğini Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yüksek Katılım. Bir süreden beri gazetelerde hilafet makamının durumu ve halifenin şahısları ile ilgili olarak yanlış anlamalara yol açabilecek yayınlara rastlanması ve özellikle ara sıra İstanbul'a giden hükümet üyelerinin ve resmi heyetlerin kendisiyle görüşmekten kaçınmaları ve çekinmeleri dolayısıyla halifenin büyük bir üzüntü duyduğu, bu yüzden başmanbeyciliğinin Ankara'ya veya güvenilir bir zatın İstanbul'a kendi yanına gönderilmesini rica ederek duygu ve düşüncelerini ulaştırmayı düşünmüşse de yanlış yorumlanabilir endişesiyle bundan vazgeçtiklerini söyledikleri Başkatip Bey tarafından bir yazıyla bildirilmektedir. Bu yazıda ayrıca uzun uzadıya ödenek işi de anlatılarak hilafet hazinesinin gücünü aşan ve yükümlülüğü dışında kalan giderler için maliye hazinesince yardımda bulunacağı yolunda hükümetin yazdığı 15 Nisan 1923 tarihli yazının incelenmesi ve gereğinin yerine getirilmesi istenmektedir. Durum hükümetçe görüşülecektir. Sonucu ayrıca arz ederim efendim. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa tabii Atatürk buna bir yazıyla yanıt veriyor. Halife kendinin ve makamının ne olduğunu açık olarak bilmeli, bununla yetinmelidir. Hükümetçe ciddi ve esaslı tedbirler alınarak bildirilmesini rica ederim diyor İsmet Paşa'ya. Sonra bu yazışmalardan sonra harp oyunu dolayısıyla İsmet Paşa ve Milli Savunma Bakanı bulunan Kazım Paşa da İzmir'e gelmişlerdi. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa da zaten orada bulunuyordu. Hilafetin kaldırılması gereği görüşlerimiz birleşmişti. Aynı zamanda şer'iye ve efkaf vekaletlerini de kaldırmak, öğrenimi birleştirmek kararındayım. 1924 yılı Mart'ın birinci günü meclisin tarafından açılması gerekiyordu. 23 Şubat 1924 günü Ankara'ya dönmüştüm. Burada da gereken kimselere kararımı bildirdim. Mecliste bütçe görüşmeleri yapılıyordu. Hanedanın ödeneğiyle içeriye ve efkaf vekaletlerinin bütçeleri üzerinde durulmak gerekiyordu. Arkadaşlarımız bu maksada göre görüşme ve tenkitlere başladılar. Görüşme ve tartışmalar devam ettirildi. 1 Mart günü Büyük Millet Meclisi'nin 5. çalışma yılı dolayısıyla verdiğim nutukta şu 3 noktayı özellikle belirttim. 1. Millet Cumhuriyet'in bugün ve gelecekte bütün saldırılardan kesin ve sonsuz olarak korunmasını istemektedir. Milletin istediği, Cumhuriyet'in denenmiş ve olumlu sonuçları görülmüş olan bütün esaslara bir an önce ve tam olarak dayandırılması şeklinde ifade edilmiş. 2. Millet kamuoyunda tespit edilen eğitim ve öğretimin birleştirilmesi ilkesinin bir an önce uygulanmasını gerekli görüyor. 3. Müslümanlığın yüzyıllardan beri yapıla geldiği üzere bir siyaset vasıtası olarak kullanılmaktan kurtarılmasının ve yüceltilmesinin şart olduğu gerçeğinde görmüş bulunuyoruz. 2 Mart günü parti grubu toplantıya çağrıldı.
işaret ettiği bu üç konu ortaya atıldı ve görüşüldü. İlkeler üzerinde anlaşmaya varıldı. 3 Mart günü meclisin birinci oturumunda başkanlığa gelen evrak arasında şu önergeler okundu. 1. Şeyh Saffet Efendi ile 50 arkadaşının hilafetin kaldırılması ve Osmanlı Hanedanı'nın Türkiye dışına çıkarılması ile ilgili kanun teklifi. 2. Siirt Milletvekili Halil Ulki Efendi ve 50 arkadaşının Şeriye ve Efkaf Vekaleti ile Erkan-ı Harbiye Vekaletinin kaldırılması ile kanun teklifi. 3. Manisa Milletvekili Vasıf Bey ve 50 arkadaşının eğitim ve öğretimin birleştirilmesi ile ilgili önergeleri. Başkanlık kürsüsünde oturan Fethi Bey, efendim birçok imzalarla gelen bu kanun tekliflerinin hemen görüşülmesi ile ilgili önergeler vardır. Yüksek oyunuza sunacağım dedi ve bu tekliflerle ilgili komisyonlara gitmeden hemen görüşülmesini oya koyarak kabul edildiğini bildirdi. İlk itiraz Kastamonu Milletvekili Halit Bey'den geldi. Görüşmeler sırasında Halit Bey'e bir iki kişi daha katıldı. Tekliflerin lehinde uzun konuşmalar yapan birçok değerli konuşmacılar kürsüye çıktı. Önerge sahipleri dışında rahmetli Seyit Bey'in ve İsmet Paşa'nın ilmi ve inandırıcı konuşmaları her zaman için okunmaya değer. Bu konuda yapılan görüşme ve tartışmalar 5 saat kadar sürdü. Saat 18.45'te görüşmeler bittiği zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi 429, 430 ve 431. kanunlarını çıkarmış bulunuyordu. Bu kanunlara göre Türkiye Cumhuriyeti'nde millet işleriyle ilgili kanunları yapma ve yürütme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun kurduğu hükümete verildi. Şeriye ve efkaf vekaletleri kaldırılmış oldu. Türkiye içindeki bütün bilim ve öğretim kurumlarıyla bütün medreseler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Halife görevinden uzaklaştırıldı ve hilafet makamı kaldırıldı. Uzaklaştırılan halife ve tarihten bizi silinmiş Osmanlı Hanedanı'nın bütün mensuplarına Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde oturma hakkı süresiz olarak yasaklar. Yorum var mı arkadaşlar? Sanırım yok. Hemen bir diğer başlığımıza geçiyoruz. Ve biraz önce söylediğimiz terakkiperver Cumhuriyet Fırkası en hain kafaların eseri olan programı. Ondan önce bir komplo konusu var. Atatürk'e karşı yapılan. Bu konu bundan önceki sayfelerde Atatürk tarafından açıklanıyor efendim. Ben onları geçerek hemen Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na gelmek istiyorum. Saygıdeğer efendiler, komplo konusunu açıklarken ve komplonun meclis içindeki safhasını anlatırken önemsiz gibi sayılabilecek bazı ayrıntılar üzerinde durdum. Bunda beni haklı bulacağınızı umarım. Hatıra gelir ki her hükümet her zaman bu gen soru hükümet önergesiyle sorguya çekilebilir. Bir gen soruya bu kadar önem vermek doğru mudur? Arz etmeliyim ki söz konusu olan gen soru normal bir gen soru değildir. Hazırlanan komplonun özel bir safhasıydı. Bu gen soru sahnesinden sonradır ki muhalifler maskelerini atmaya mecbur edildiler. Bilindiği üzere Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, yani İlerici Cumhuriyet Partisi diye bir parti kurdular. Bu partinin gizli eller tarafından çizilen programı da ortaya attılar. Cumhuriyet kelimesini ağızlarında almaktan bile çekinenlerin, Cumhuriyeti doğduğu gün boğmak isteyenlerin, kurdukları partiye Cumhuriyet ve hem de Terakkiperver Cumhuriyet adını vermiş olmaları nasıl ciddiye alınabilir ve nereye kadar samimi sayılabilir? Rauf Bey ve arkadaşlarının kurdukları bu parti muhafazakar algı altında ortaya çıkmış olsaydı belki bir anlamı olurdu. Fakat bizden daha çok cumhuriyetçi
ve bizden daha çok ilerici olduklarını iddiaya kalkışmaları elbette doğru değildi. Parti dini düşünce ve inançlara saygılıdır. İlkesini bayrak olarak eline alan kimselerden iyi niyet beklenebilir miydi? Peki bugün hangi partinin tüzüğünde bu yok? Bana söyler misin? Bu bayrak yüzyıllardan beri cahilleri, bağnazları ve hurafelere inananları kandırarak özel çıkarlar sağlamaya kalkmış olanların taşıdıkları bayrak değil miydi? Türk milleti yüzyıllardan beri sonu gelmeyen felaketlere, içinden çıkabilmek için büyük fedakarlıkların gerekli olduğu pis bataklıklara hep bu bayrak gösterilerek sürüklenmemiş miydi? Cumhuriyetçi ve yenilikçi olduklarını zannettirmek isteyenlerin yine bu bayrakla ortaya atılmaları, dini bağnazlığı coşturarak milleti cumhuriyete, ilerlemeye ve yenileşmeye karşı kışkırtmak değil miydi? Yeni parti, dini düşünce ve inançlara saygı perdesi altında biz hilafeti yeniden isteriz. Biz yeni kanunlar istemeyiz. Bize mecelle yeterlidir. Medreseler, tekkeler, cahil sofralar, şeyhler, müritler, biz sizi koruyacağız. Bizimle birlikte olunuz. Çünkü Mustafa Kemal'in partisi hilafeti kaldırdı. İslamiyet'e zarar veriyor. Sizi gavur yapacak, size şapka giydirecektir diye bağırmıyor muydu? Yeni partinin kullandığı slogan bu gerici haykırışlarla dolu değil miydi? Efendiler, bu slogana bağlı olanlardan birinin çok zaman önce 10 Mart 1923 tarihinde idam edilmiş olan Cebranlı Kürt Halil Bey'e yazdığı mektuptaki şu cümlelere bakın. İslam dünyasının ebediliğini sağlayan ilkelere saldırıyorlar. Bu konudaki açıklamalarınızı arkadaşlara da okudum. Hepsinin gayretlerini arttırdı. Batı'yı örnek almak tarihimizi, medeniyetimizi kaybetmeyi zaruri kılar. Hilafeti yıkmak, laik bir idare kurmayı düşünmek hep İslamlığın geleceğini tehlikeye sokacak, sebepleri yaratmaktan bir sonuç, başka bir sonuç vermez. Efendiler, olaylar ve olup bitenler ortaya koydu ve ispat etti ki, Terakkiperver ve Cumhuriyet Fırkası'nın programı en hain kafaların eseridir. Bu parti, memlekette suikastçıların, gericilerin, sığınağı ve ümitlerin dayanağı oldu. Dış düşmanların yeni Türk devletini, Körfe Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya hedef alan planlarının kolaylıkla uygulanmasına yardım etmeye çalıştı. Tarih, Doğu isyanının sebeplerini inceleyip araştırdığı zaman onun önemli ve belirli sebepleri arasında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın dini konularda verdiği sözleri, Doğu'ya gönderdiği sorumlu sekreterinin kurduğu örgütü ve yaptığı kışkırtmaları bulacaktır. Hatıra defterini fazladan ve gece kılından namazların sevabını anlatan hadislerle dolduran bu sorumlu sekreter, Doğu illerimizde dini kışkırtmalarda bulunurken partisinin programını uygulamıyor muydu? Masum halka 5 vakit namazdan başka geceleri de fazla namaz kılmayı vaaz ve nasihat eden, belki de ömründe hiç namaz kılmamış olan bir politikacı olursa bu hareketin hedefi anlaşılmaz olur mu? Efendiler, yaptığımız inkılabın genişliği ve büyüklüğü karşısında eski hurafelerin ve müesseselerin birer birer yıkılışını gören bağnaz ve gerici unsurlar, dini düşünce ve inançlara saygılı olduğunu iddia eden bir partiye ve özellikle bu partinin içinde isimleri ün yapmış kimselere dört elle sarılmazlar mı? Yeni parti kuran kimseler bu gerçeği kavramış değiller miydi? O halde ellerine aldıkları din bayrağı ile millet ve memleketi nereye götürmek istiyorlardı? Böyle bir soruya verilmesi gereken cevapta iyi niyet, gaflet, kayıtsızlık gibi sözler memleketi ileri götüreceğim diye ortaya atılan bir partinin ileri gelenleri için mazeret sayılamaz. Efendiler,
Yeni parti kendini ad olarak seçti. Terakki ve cumhuriyet kelimelerinin tam tersi olan anlamlarla gelişmiştir. Bu partinin liderleri gericilere gerçekten ümit ve kuvvet vermiştir. Buna örnek olarak arz edeyim. Ergani'de asilerin valiliğini kabul eden ve sonra asılmış olan Kadri Şehzade yazdığı bir mektupta Millet Meclisi'nde Kazım Karabekir Paşa'nın partisi şeriat hükümlerine saygılı ve dindardır. Bize yardımcı olacaklarına şüphe etmem. Hatta Şeyh Eyyub'un yanında bulunan sorumlu sekreterleri Parsi tüzüğünü getirmiştir diyor. Şeyh Eyyub de yargılaması sırasında dini kurtaracak tek partinin Kazım Karabekir Paşa'nın kurduğu parti olup şeriat hükümlerine uyulacağının parti tüzüğünde ilan edildiğini söylemiştir. Efendiler, terakkiperver ve cumhuriyet kelimelerini kullanarak bize ve milletin aydınlarına karşı din bayrağını gizlemeye çalışanların memlekette genel bir gericilik ve ayaklanmaya yol açmak için içeride ve dışarıda her türlü düzen ve kışkırtmalarla uğraşanların varlığından habersiz oldukları düşünülebilir mi? Yeni partiye girenlerin bütün üyeleri söz konusu olmasa bile dini vaatleri başarıya ulaşmanın en etkili unsurları sayan ve bununla ilgili slogan ve tüzüklerine de koymuş olan kimselerin şahıslarımıza ve memlekete karşı yönelmiş olan suikastlerden haber oldukları kabul edilemez. Habersiz oldukları kabul edilemez. İsyanın kışkırtanların bildirilerinde Kazım Kerim Karabekir Paşa'nın partisinden ümitle söz edildiğinden haberleri olmadığını düşünelim. Ancak bunların Fethi Bey hükümeti zamanında doğrudan doğruya Fethi Bey vasıtasıyla kendilerine partilerinin zararlı isyan ve gericiliği kışkırtıcı bir durum ve nitelik olduğu bildirildiği zaman gerçeği görüp anlamaları gerekmez miydi? Hükümetin ve benim tertemiz düşüncelerle yaptığımız bu uyarmalardan sonra gerçeği kavrayıp ona uymaları beklenirdi. Ama onlar tam tersine bu defa da dini düşünce ve inançlara saygılıyız sloganını büsbütün bir zıt anlamda yorumlamaya kalkıştılar. Sözde bu sloganla her dinin ve her dinden olanların düşünce ve inançlara saygılı olduklarını belirtmek, geniş ölçüde hürriyetçi olduklarını anlatmak istiyorlarmış. Efendiler, böyle bir tutuma dürüst ve samimi denemez. Politika dünyasında birçok oyunlar görülür. Fakat kutsal bir ülkünün kendini ortaya koyduğu cumhuriyet rejimine, çağdaş yenileşmeye karşı cahillik, bağnazlık ve her türlü düşmanlık ayağa kalktığı zaman özellikle yenilikçi ve cumhuriyetçi olanların yeri gerçekten yenilikçi ve cumhuriyetçi olanların yanıdır. Yoksa gericilerin ümit ve faaliyet kaynağı olan saf değil. Ne oldu efendiler? Hükümet ve meclis olağanüstü tedbirler almayı gerekli gördü. Takrir-i sükun kanunu çıkarıldı. İstiklal mahkemeleri kuruldu. Ordunun savaş ağzı 8-9 tümeni uzun zaman isyanı bastırmak üzere görevlendirdi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası denilen zararlı siyasi kuruluş kapattı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Dini inanç ve görüşlere saygılıyız cümlesinin altında neler gelişiyor? Yani daha henüz geçtiğimiz seçimlerden önce bazı partilerin, üstelik Atatürkçü, Cumhuriyetçi denilen bazı partilerin Ankara ve büyük şehirlerdeki billboardlara efendim Ömer'in yolundayız sloganlarını yazdıklarını gördüm. Hazreti Ömer'in yolundayız. Yani bundan 1400 sene önce efendim bir bedevi coğrafyasında ne yol vardı da Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaştığımız o günlerde, o seçim günlerinde Hazreti Ömer'in yolunda olduğunu söyleyen Atatürkçü ve Cumhuriyetçi siyasi partiler vardı. Onları gördük. Tehlikeyi buralarda aramalıyız. Atatürk de işte nutukta tam buna işaret ediyor. Eğer bir parti, bir dernek,
bir sivil toplum kuruluşu programına, dini inançlara saygılıyız diyorsa orada gevşeme ve safsatalarla, insanları kafalarını bulandırmayla, onların onayını almak, oylarını almakla ilgili bir kurnazlık, bir yanıltma faaliyeti başlıyor demek. Bu da cumhuriyetin sulandırılması anlamına geliyor. Ve ne yazık ki Atatürk'ün ölümünden bunca zaman sonra Türkiye bu noktaya geldi. O nedenle nutku çok iyi, çok iyi, çok iyi okumalıyız. Anlamalıyız ve içselleştirmeliyiz. Aksi takdirde biz bu yanlışları yapanlara bilerek veya bilmeyerek en azından oylarımızla destek olma gayretlerini sürdüreceğiz ne yazık. Aslında Atatürk'ün sistemle bahsettiği Anadolu'da İttihat Terakki Perver Partisi'nin tanıtımını yaparken beş vakitten daha fazla namaz kılınmasını isteyen kişi Ali Fuat Cebesoy. Hayatı boyunca hiç namaz kılmamıştır diyor ama Anadolu'ya gidip beş vakitten daha fazla namaz kılın şeklinde bir şey yapıyor. Yani ama bakın bu anlamda aslında yani bizim ülkemizde bu yaşananları şu anda hala bu tür insanların kandırılmasını ben normal olarak görüyorum. Çünkü şöyle bakmak lazım olaya. Yani Avrupa'da bu 1500 senesinde yapılmıştır. Yani din kitabının, İncil'in Latinceden Almanca'ya çevrilmesi Martin Luther zamanında yapılmıştır. 500 sene önce. Türkiye'de bu 100 sene önce yapıldı ama o zaman zaten okuma yazma oranı %2,5'larda. Dolayısıyla yani bu bir süreç, zaman alıyor tabii. Yapılması gereken hala bir sürü şey var. Ama bir anlamda da hala bu tür kandırılabilecek insanların olması yani normal diye düşünüyorum yani. Ama değerli Gökhan Bey, yani onun Türkçe'ye çevrilmesi yapılsa bile acaba bugün toplumumuzu düşündüğünüzde yüzde kaçı o Türkçeyle onu anlamış olabilecek? Evet. Bu da ayrı bir Ya tartışma konusu. evet aslında tabii Yani ki yani olay oraya geldiği ben zaman tabii dolayısıyla başka. buradan çıkarmamız gereken bence bir sonuç var. Tam laiklik ilkesinin uygulanmasını sağlamak üzere anlamamız gereken bir sonuç var. İnanç ve dinler kişiyle Tanrı arasındadır. Tabii. Devlet din dayatmaz. Devlet okullarında din öğretmez. Din önermez. İnanç önermez. O yalnızca kişiyle ve Tanrı arasında olan bir konudur. İnanır veya inanmaz. Devletin dini adalettir. Eğer biz bu ilkeden, bu tam laiklik ilkesinden ödün verdiğimiz sürece bugün olanları da hoş göreceğiz o zaman demektir. Yani hoş Görmemeliyiz bence. yani bu tabii ki dediğim gibi yapılabilecek bir sürü şey var. Ama öbür taraftan din konusuna geldiğiniz zaman zaten şimdi bu tür davranan insanlar, okuyan insanlar olsa bu şekilde davranmazlardı. Mesela bir sürü tarikatın peşinden gitmezlerdi. Neden gitmezlerdi? Çünkü bugün yani bütün akademik İslami kuruluşlar şunu kabul ederler. Yani İslam için birinci derecede kaynak İbni İshak'tır. Fakat İbni İshak da yaklaşık 100 sene sonra bu araştırmayı başlatmıştır. Dolayısıyla İbni İshak yani İslam tarihi konusunda araştırmalar yapıp kitap yazmaya başlaması sırasında canlı hiç kimse yoktu. Yani en iyi ihtimalle ikinci, üçüncü elden bilgileri topluyordu ki İbni İsa'nın yazdığı hiçbir kitap günümüzde yok. Sadece onun kitaplarından kaynak olarak alıp da aktaran insanların kitapları var. Dolayısıyla şimdi şuna gelmek istiyorum. Dolayısıyla siz hiçbir tarikatın peşinden gidemezsiniz. Çünkü bu tarikatın referansı ne? Sizin sadece yani bakacağınız şey o zaman Kur'an'dır. Kur'an'a bakın yani din konusunda şey yapacaksanız.
Dolayısıyla tabii ki gene dönüp dolaşıp maalesef aynı noktaya geliyoruz. Okumayan bir toplumuz. Tabii ki okuma yazmasını bilmeyen bir toplumduk. Okuma yazmasını bilen bir toplum olduk ama okuma yazmasını bilen bir toplum maalesef okumasını bilen bir topluma o kadar kolay gelmiyor. İşte Voltaire'in bir sözü var biliyorsunuz Osmanlı'da bütün sene yazılan kitaplardan daha fazla Fransa'da bir günde kitap yazılıyor diye. Yani şimdi böyle bir gerçek, böyle bir durumdan gelmişiz biz. Hani demin de Lozan'ı konuşurken işte nasıl bir durumdaydık, nereye geldik? Yani o farkı çok iyi göstermek lazım. İşte özellikle tabii ki gençlere de o kadar teşekkür ederim. Tamam. Ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Gökhan Bey'e katılıyorum. Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda dediğiniz gibi okuma yazması olmayan bir toplumken, şu anda okuma yazması varken okumayan bir toplumuz. Ve adeta bununla da hani bir bakıyorum çevremdeki, yakın çevremde bile dahi okumamanın bir marifetmiş gibi, yani işte bana yetiyor babından. Özellikle şimdi bu sosyal medyayı kullanarak bilgi sahibi olduklarını sanmaları insanların bir nevi kendilerini aldatmaları oluyor. Çünkü oradan doğru bilgiyi seçme ya da işte şansları yok, ya da kısa kısa verilmiş bilgilerle detaya girip fikir yürütme, değerlendirme şansları yok. O yüzden de her daim öğrencilerime tavsiyem, bir geçmişte bu akıllı telefonlar yeni yeni çıkarken, çocuklar kağıda kaleme dokunun. Kitaplar her zaman örnek veriyordum. Dil öğretmeni olduğum için sözlük kullanın, mutlaka sözlük kullanın. Ellerindeki telefondan hemen sözcüklerin anlamlarını bulmaları mümkündü, ama bir sözlük karıştırırken, sözcüğün anlamını araştırırken bir başka sözcüğü de öğrenme şansları vardı. Bunları hep örneklendiriyordum. Böylesi bir şey insanlar farkında değil. Yani yetişkinler de bunun farkında değil. Maalesef toplum olarak biz bunun cahiliyiz. Bunun gerçekten böyle bir cehaletimiz var Türk toplumu olarak. Yani daha doğrusu bu kitle olarak bilhassa da bu noktaya çekilmişiz de aynı zamanda. Bu teşvik edilmemiş, köreltilmiş durumda. Bunun haricinde bir şey daha var ki bu Atatürk'ün eliyle Kur'an-ı Kerim Türkçe'ye çevrilirdi. Yani yeter ki insanlar doğru şekilde anlasınlar, doğru kavrasınlar ve hani orada ne söylenmek istediğini kendi dilleriyle anlayabilsinler diye. Ama maalesef yeterince okumadığımız için yine başkalarından duyduğumuza ya da hurafelere takılarak orada kalmayı tercih ediyoruz. Günümüzde de bu çok farklı değil. Yani hani o gün öyleydi de bugün farklı mı? Orana vurulursa belki %30, %40 oranında bir değişiklik olmuştur. Maalesef daha fazla, %50'yi aşan bir oran olduğunu ben düşünmüyorum. Evet. Yani bir başlamış Dolayısıyla mesela şu son satırlarda okuduğunuz her cümle ve aralarda okumadığımız bölümlerde, hani anmadığımız bölümlerde Atatürk'ün nice muhaliflerinin olduğunu da görüyoruz. En yakın arkadaşları tarafından dahi, işte saltanatın kaldırılmasından, hilafetin kaldırılmasından tutalım da adeta İslam dinine balta vuruluyormuş gibi. Oysa ki hani her zaman bunu kendisinin de ifadesiyle İslam bir nevi din ve devlet işlerini ayrı tutarak esasen İslam dininin de hakkını vermek, onu da korumak babından. Çünkü
gerekli şekliyle ibadetlerini yapabilsinler ya da inançlarını doğru şekliyle uygulayabilsinler. Diğer şekliyle illaki bir bulanma söz konusu olabiliyor. Ve bu arada biraz önceki satırları okurken daha öncesinde de dikkatimi çekti. Nasıl da yalan var, nasıl da riya var insanlara ikiyüzlülük, yapmadıkları şeyi yapıyormuşçasına ya da daha fazlasını tavsiye edercesine günümüzle ne kadar çok benziyor diye her defasında böyle bir kıyas içerisinde oldum. Evet. Evet, sanıyorum son satırlara geldik. Evet, Başkanım son sözü size bırakalım. teşekkür geldik. Bu Teşekkür önemli ediyorum. yolculuğu biraz sonra burada noktalayacağız. Bu son başlığımız Türk gençliğine bıraktığım emanet. Görülüyor ki biz her vasıtadan yalnız ve ancak bir tek temel görüşe dayanarak yararlanıyoruz. O görüş şudur. Türk milletini medeni dünyada layık olduğu mevkiye yükseltmek, Türkiye Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temeller üzerinde her gün daha çok güçlendirmek, bunun için de istibdat fikrini öldürmek. Saygıdeğer efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı nutku, nihayet geçmişe karışmış bir devrin hikayesidir. Bunda milletim için ve gelecekteki evlatlarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktaları belirtebilmiş isem kendimi bahtiyar sayacağım. Efendiler, bu nutkumla milli varlığa son vermiş sayılan büyük bir milletin istiklalini nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan milli ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen milli felaketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu sonucu Türk gençliğine emanet ediyorum. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türkiye Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şartlarını düşünmeyeceksin. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şartlardan daha ileri ve daha vahim olmak üzere memleket dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle birleştirebilirler. Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şartlar içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Evet değerli katılımcılar, Atatürk'ün gençliğe bıraktığı bu yüksek emaneti okuyarak okumalarımızı tamamlamış olduk. Ben bu konuda önder olan değerli Emel Alaybey oğlanıma ve Sema Ünal Hanım'a çok teşekkür ediyorum.
Beni de böyle bir kutlu görevle görevlendirdikleri için ayrıca sağ olsunlar. Bunu büyük bir zevkle ve isteyerek yaptım. Büyük onur duyarak yaptım. Benzer okumalar bundan sonra da devam etsin dilerim. Ve bu çalışmamızın önümüzdeki günlerde daha geniş kitlelere yayılacağını biliyorum, umuyorum. Dolayısıyla daha yararlı olacaktır. Ayrıca başka tasarımlar da bu konu üzerinde çalışmalar yapılarak kamuoyu gündemine getirilecek. Ben sözlerimi burada bir şiirle tamamlamak istiyorum, izin verirseniz. Utku yürüyüşünde de bu şiiri söylemiştim aslında arkadaşlarla birlikte. Fazıl Üstü dağlarca Atatürk'ü çok iyi tanımıştır ve çok iyi Cumhuriyet'le ilgili, Atatürk'le ilgili çok değerli şiirler yazmıştır. Önemli şairimizdir Fazıl Üstü dağlarca. Atatürk'ün yaşama bakışıyla ilgili üç temel ilkesi vardır ona göre. Genelde de öyledir zaten. Birincisi çalışmak. Çok çalışmak. O nedenle 1. İktisat Kongresi'nde İzmir'de bundan sonra bu memlekete çalışkanlar ülkesi denilecektir diye bir ifade kullanmış. Çalışmak çok önemli. İkincisi ona göre haksızlık, hukuksuzluk karşısında direnmek. Onun için Türk gençliğine emanet ediyor. Hangi şartta olursa olsun diyor. Cumhuriyeti kurtarmak için direniyor. Üçüncüsü ise Türk layık olduğu şekilde yaşamalıdır diyor. Yaşamak çok önemli. Yaşama tutunmak. Mutlu olarak yaşamak. Türk'ün mutlu, huzurlu ve güven içinde yaşamasını istiyor. İşte bu üç temel ilkeyi iyi bilen Şair Fazıl Üstü Dağlarca Türk'e Doğru adlı şiirini şöyle yazmış. İşte tarladan, yerden, ormandan büyümüşüz. Dağlarla, ovalarla, denizlerle bir. Tutmuş ellerimiz, yürümüş ayaklarımız. Güneyden kuzeye, doğudan batıya. Türk olmak, çalışmak demek. Yok hele oğul, kız yok hele. Yüreğimizde karanlık, alnımızda kir. Bize yönelen ister gökyüzü olsun, ister yeryüzü. Türk olmak, karşı koymak demektir. İçine, çiçeklerin, yıldızların, ulusların içine gir. Eskiden yeniye, geceden gündüze, yürüsen, yürüsen. Türk olmak, yaşamak demek. Ağzınıza sağlık Vedat Bey. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Katıldığınız, katkı sağladığınız Vedat için. Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Ben bir şey söylemek istiyorum. Aslında Aşağı şimdi yukarı Mayıs ayından, Mayıs ayının ortalarından Sema Hanım, sesiniz gitti galiba. buyurun, ben siz konuşmaya başlayınca ben sustum. Siz konuşacağım. Tamam, buyurun buyurun Emel Hanım, lütfen. Ben şey söylemek istiyorum. Gerçekten nutuk çok önemli. Sizin de belirttiğiniz gibi. Şimdi bu kadar hani upuzun anlattıktan sonra her şeyi Atatürk en sonunda gençliğe hitabeyle bitiriyor. Ve hani orada aslında özetliyor ve ben şey hatırlıyorum, yani hani biz hani gençliğe hitabeyi öğrendik, ezbere okuduk yani. Ya yani ilkokulu, orta ilkokulda değil, yani lisede falan.
Ama böyle hani ayrıntılı olarak hani bu hani şu an bizim hani şey yaptığımız, irdelediğimiz gibi yani ben okuduğumu hatırlamıyorum. Yani hatırlayan var mı bilmiyorum. Ve bu çok öne yani büyük bir kayıp olarak düşünüyorum. Yani sadece tamam Cumhuriyet Bayramı, şu bayramı kutluyoruz. Evet bunlar çok önemli ve değerli. Fakat işte nasıl kazanılmış? Yani daha Cumhuriyeti ilan ettikten sonra bile nasıl bir süreç yaşamış Atatürk? Yani bunu çok ayrıntılı açıklıyor. Yani ben bunu yaşadım demek istiyor benim anladığım gençliğe hitabesinde ve siz de yaşayabilirsiniz. İşte bu yaşadıklarımda da bunları yaptım, bunlar oldu, bunları anlatıyorum ve aynı şeyleri siz başınıza geldiğinde de bunları yapın ya da bunlardan ilham alın. Dolayısıyla aslında bunun içi doldurulduğunda ya gerçekten işte bu savaşlar verilen işte askeri mücadele, politik mücadele, iç dış her türlü. Yani bunların gerçekten hani anlatılması lazım gençlere ki bu çok daha yani bunun önemi ancak öyle anlaşılabilir diye düşünüyorum. Yani Atatürk Cumhuriyeti ilan etti. Evet çok önemli. Verdi ama nasıl verdi? Yani işte onu nutukta ancak çok ayrıntılı görüp anlayabiliyoruz. O yüzden bence bu süreç çok değerliydi. Hani ben hani bir Atatürk hayranı ve şeyi olarak bile yani çoğu şeyi bilmiyordum. Okumuş olmama rağmen daha önce nutuğu. Yani bu süreçte hani böyle bu şekilde sizin yönlendirmeleriniz, işte herkesin katkıları, katılan arkadaşların yorumları, işte kendimizin ifade etmesiyle açıkçası hani ben daha hani farklı bakıyorum şu anda kendim bile yani bütün bunlara rağmen. O yüzden çok farklı mecralarda bunun okunması, anlatılması, yani hepimizin burada katılanların etrafını anlatması çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Valla bu kadar söyleyeyim. Şimdilik Sema Hanım size bırakayım bir şeyler söylüyordunuz. Evet, ben de öncelikle Vedat Başkanıma katkılarından ve bu süreci bu kadar anlamlı ve verimli kılan anlatımlarıyla bize sunmuş olmasından dolayı Mayıs ayının ortalarından beri diyordum orada öyle başlamıştım. Ağustos'u bitirdik. Artık Eylül'ün ilk haftasını da neredeyse tamamlayacağız. Bugünlere kadar uzun soluklu bir çalışmaydı aslında. Ama Vedat Başkanım da ifade ettiği gibi esasen yeterli mi? Değil. Çünkü bizler az çok ön bilgileri olarak ön bilgilerimiz olarak buradaydık. Nispeten anlatılanları kolay kavrayabilecek nitelikteydi. Ama hiç duymamış, bilmeyen bir kişi için nutuğun çok daha detaylı irdelenmesi ya da ek bilgilerle, ek kaynak Vedat Başkanımın arada zaman zaman ya da diğer arkadaşlarımızın da anarak ek kaynaklarla tavsiyelerinin de olduğu hani şu da okunmalı, bu da bunu destekliyor babından. Başka kitaplar ya da işte alıntılar ile desteklenerek esasen daha önce de hep dillendirdiğimiz gibi okullarda okutulmalı. Ve başlı başına bir ders konusu, hatta üniversitelerde belki de tez konusu olmalı. Yani şöyle söyleyeyim, üniversitelerde zorunlu bir ders var. Bütün herhalde 4 yıl lisans okuyan her birisinde bir inkılap tarihi dersi var, değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Var evet. Evet, öyle bir ders var. Ama biz onu nasıl okuyoruz? Böyle biraz işte liselerde okuduğumuz gibi basma kalıp şeylerle, hatta o tarihler hatırımızda bile kalmıyor. Sonrasında çok yakın vadede bile, yani okuyup dersimizi vermiş bile olsak, başarılı bile olmuş, o dersten geçmiş bile olsak, hemen akabinde bizi bir teste tabi tutsalar, biz yarışmaya soksalar cevap veremeyecek nitelikte.
geçiyoruz. Yani o şekilde yüzeysel ezber bilgilerle. Ama detaylandırıp işte derinlemesine irdeleyerek ve temel olarak kaynak nutuk bazında o dersler işlense ve bunlar zorunlu tutulsa çok daha isabetli olur diye düşünüyorum ki tabii ki bu devlet politikası olmalı. Ama özellikle 1970'li yıllardan sonraki daha öncesi de var elbette. Daha öncesi de var 40'lı yıllar. Ama en çok da 70'li yıllardan sonra yoğun bir faaliyetle maalesef saptırılmış, çarpıtılmış bilgilerle içi boşaltılmış bir Türk tarihi çocuklarımıza sunuluyor ve onlar da hiçbir şeyden habersiz olarak hatta çok bildiklerini, doğru bildiklerini iddia ederek günlerini geçiriyorlar. Birçok şeyin doğrultulması, düzeltilmesi lazım. Bir şekilde bizler de belki buna bir önderlik edebiliriz. Belki bu bayrağı burada açtık. Belki bu bayrağı başka mecralara taşıma şansımız olacaktır diye ümit ediyorum. Bu arada bizim Emel Hanım'ın gayretleriyle Tülay Aktaş Güç Birliği'nin her yıl bir projeler yılın anlam taşıyan projelerinin değerlendirilmesi bir o Tülay Aktaş Güç Birliği platformunun, sivil toplum kuruluşları platformunun bir projeler değerlendirmesi var. Biz Nutuk'la ilgili bunu projelendirdik. Yani bunu bir yazarak Emel Hanım'ın gayretleriyle biz bunu bu şeye sunduk. Sanıyorum 25 Eylül itibariyle bunun değerlendirmesi yapılacak. O güne kadar sonuç alınır mı? Herhalde bilgi gelecektir bize diye düşünüyorum. Amacımız da daha büyük kitlelere ulaştırmak. Bu arada diğer derneği, bizimle aynı yöne bakan derneklerle irtibat halinde olup da ama hep söylüyorum, bizler artık 50'li, 40'lı, 50'li yaşları çoktan aşmış olan bireyler olarak birçok şeyi de az çok öğrenmiş olarak, tam öğrenmediğimizi nutuğu okuduğumuzda ve şu bilgileri tekrar tekrar dinlediğimizde hala bile eksiklerimiz var, ona da eminim. Ama şunu görebiliyorum, bazı çok iyi bildiğini zannedenlerin anlatımlarında bile eksikleri görebiliyoruz artık okuduğumuz yerlerden yola çıkarak bazı şeylerin yanlış ya da eksik olduğunu görebiliyoruz. Demek ki bir yol almışız yani birazcık da olsa. Bu bize iyi gelmiş. Daha iyi olması için de çaba sarf edeceğiz. Bunun için ben bugün burada olan arkadaşlarımızın her birisini çok kutluyorum. Ve bu, ısrarlı bir şekilde en başından itibaren Melik Hanımcığım, Gökhan Bey, Emel Hanım zaten sizi anmaktan yani Bize saygı sayılırız. ayrıca anmak istiyorum. Necla Hanım, emeğiniz çok büyük. Projeyi siz belgelediniz öyle diyeyim. Ve YouTube'a ekleyerek gerçekten o bir mühür oldu, ispat oldu. Ulaşılması kolay. Ve bizim bir proje çıktığımız var. Yani belgelendi. Bu arada Serap Hanım, Sena Hanım, Meltem Hanım vardı, geçmişte Osman Bey vardı, Kadriye Hanım sanıyorum burada halen. Kadriye Hanım hiç vazgeçmeden bütün toplantılarımıza katıldı. Merhaba. Başka kim var benim göremediğim? Ben şu anda telefondan bağlandığım için isimleri kısıtlı görüyor olabilirim. Eksik söylemiş olmak istemiyorum. Özgür Bey, Sena Hanım. Özgür Bey zaten bizim proje ekibimizde biliyorsunuz. Evet, Özgür biliyorum. Bey'i başka
Birisi daha var sanki. Ben ismini okuyamadım ama Zehra mazur görün. Hanım var. Eğer atlamış Zehra Hanım var. Zehra Hanım. Evet, Zehra Baş. Bir de Evet, Zehra Hanım'la ve Kadriye Hanım'la Utku yürüyüşünde de birlikteydik. Yine Vedat Başkanım'ın ve Zehra Başkanım'ın gayretleriyle düzenlenmiş olan Utku yürüyüşü biraz önce de toplantının başında da andık. Gerçekten çok anlamlıydı. Çok verimli geçti. Bir dahakine inşallah sağlık sıhhatimiz el versin, yine katılmak nasip olsun dilerim. Farklı yerler, farklı bilgiler ekleneceğine de inanıyorum. Orada en son bugün de andık Gordion bile bir tek başına şeydi yani hepsiyle birlikte Gordion'u görmek ve ta geçmiş yıllara milattan sonra 300 sanıyorum değil mi? Milattan önce. Milattan önce Büyük İskender'in o efsanesi, Milas'ın kulakları, yani o Gordion'la hep bağlantılı, bütün bunları orada yerinde dinlemek ve bunu görmek, Gordion'un o tümülüsün katmanlarını görmek ve gerçekten muhteşem yapıyı görmek, yani 2000 yıldan fazla, 2500 senelik diyeceğim neredeyse, insan yapısı, kul yapısı olan mekanları gezebilmek, görebilmek çok etkileyiciydi ve hatta orada beni en çok etkileyen şeyi de ben hemen eklemek istiyorum burada anti parantez. Hala bazı hırsların nasıl devam ettiğine dair bize Gordion'u gezdiren Pota'daki Kenan Albay şöyle bir NATO'dan söz etti. Biz biliyorsunuz NATO üyesi ülkelerden bir tanesiyiz. Ve Yunanistan da NATO üyesi. NATO birliklerinin, başkanım doğru yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Neydi? Barış Birliği mi oluyor? Evet. NATO Barış. Birlikleri, NATO'nun barış birlikleri varmış ve bunların her ülkenin o birliğinde temsilen örnek veriyorum. Türk birliklerinin, İstanbul'daki Türk birliklerinin kollarında yurtta sulh, cihanda sulh şeklinde bir ibare yazarken Yunanlıların Gordion efsanesine derken Gordion cümleyi tam Zehra Gordiyon Başkanım beni yükseltmedeyiz. destekleyin lütfen. Gordiyon Gordion'u yükseltmedeyiz. Gordiyon düğümünü çözeceğiz. Gordion'u Düğümünü. çözeceğiz. Gordiyon düğümünü çözdük. Düğümünü Evet. çözeceğiz. Hala akıl orada. Yani hala vazgeçmiş değiller Akıl ideallerinden. Yani almadılar. evet, yani biz ne yaparsak yapalım, ne kadar barışçıl davranırsak davranalım, ne kadar idealist yaklaşırsak yaklaşalım, ilkeleri, yaklaşımlarının çok farklı olduğunu bir kez daha orada duymuş olduk ve yani bakış açısı farklılaşıyor insanın. Hani çok iyi niyetli davranıyoruz. Gerçekten temiz yürekli insanlarız Türkler olarak. Gerçekten. Ama bunu doğru yönetim, Atatürk gibi doğru yönetmemiz gerekiyor. Çünkü hemen bizi yok etmek üzere, bizi yutmak üzere hazır ol da bekliyorlar. Bunun da bir sürü işaretini her şekliyle zaten bugünkü bölümlerde hep değerlendirdik. Ta ki işte o püsküllü bela diyeceğim zamanında 70'li yıllarda kullandığı ifadelerin hala şu anda gençler peşine takılan gençler var.
onu nasıl temizlenecek? O çocuklar nasıl bu bilgilerin yanlış bilgilerin düzeltilecek? Sanırım Melek Hanım da bir şeyler söylemek istiyordu, el kaldırmıştı. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Söylemek istediklerim bunlar. Başkanım size özellikle sesiniz çok teşekkürler. İyi ki gelmiyor. Varsınız hepiniz. Sesi açarsanız Necla Hanım. Kadriye Hanım mı? Melek Del Hanım. Yazıyor. Del. Del yazıyor, tamam. El kaldırmıştı ama. El kaldırdı ama. Ben Tamam, kaldım. Buyurun. Sesi gelmiyor yalnız. Bir şey var herhalde, açılmadı. Melek Hanımcığım. Açık. Şu an Melek Hanım'ın sesi açık şu an ama. Sesiniz gelmiyor. Yok, sesiniz gelmiyor Melek Hanım. Bu arada başka bir şey katkısı yani bir şeyler söylemek isteyen varsa. Ben bir iki şey söylemek istiyorum. Öncelikle tabii ki çok teşekkürler Vedat Melek Bey'e, Hanım siz bakın bu arada sese. Emel Hanım, Necla Hanım ve Sema Hanım'a. Benim buradan çıkarttığım şey aslında şu. Nereden nereye gelindiğinin bir özeti de yapılmış oldu. Dolayısıyla yapılan şeylerin ne kadar büyük şeyler olduğunu görüyoruz. Bakın inanın Mustafa Kemal'in 100 sene önce içinde bulunduğu kadar zor bir durumda değiliz kesinlikle. Bunun bir sefer kesinlikle altı çizilmesi lazım. Yani hepimiz şikayet ediyoruz mevcut durumdan, değil mi? Doğru. Ama içinde bulunduğumuz durum Mustafa Kemal'in 100 sene önce içinde bulunduğu durumla alakası yok. Çok daha konforlu bir durumdayız. Düşünün en yakınındaki arkadaşları bile birçok konuda onun gibi düşünmüyor. Etrafındaki arkadaşlarınız düşünün sizin gibi düşünmüyor. Yani en azından bizim kendi çevremizdeki sizin de benim de bir sürü sizin benim gibi düşünen eşimiz, dostumuz, arkadaşımız var. O yüzden lütfen ama lütfen kötümser olmayalım. Yani kesinlikle kötümser olunacak bir durum yok. Şu o yapılabileceklerin en iyisini yaptı. Tamam ama bitti. Şimdi sıra bizde. Bizim bir şeyler yapma zamanımız. Ben ne yapabilirim ki demeyin. Demeyin. İnanın her zaman herkesin yapabilecek mutlaka ama mutlaka bir şeyleri vardır. Teşekkürler. Melek Hanım olmadı herhalde, değil mi ses? Necla Hanım açılmıyor herhalde, değil mi? Siz de açamadınız. Yok, ben açtım, demin açılmıştı. Yok, açıldı da şimdi tekrar kapatmış. Mikrofon açıkken de sesi. Melek Hanım? Mikrofon yeniden Yok. kapatıldı herhalde ama o anda Hayır. acaba bağlanabilmiş miydi? Yok, mikrofon kendisi kapattı şimdi. Ama açıkken de sesi gelmiyor. Yani farklı bir sorun var orada. Bağlantıda bir şey var. Başka Evet. söz almak isteyen varsa o zaman, yoksa geri bildirimlerimiz olacak biliyorsunuz. Bu arada 15'ine kadar demiştik, değil mi Sema Hanım? 15'ine Evet. kadar Evet. sizlerden artık düşünceleriniz, duygularınız, neyse hani yazmak istediğiniz konu, yani nutuk ve bu süreçle alakalı düşüncelerinizi içeren yazılar rica edeceğiz. 15 Eylül'e kadar bekliyor olacağız. Bunu ben mail adresimi paylaşırım, Sema Hanım ve benim ikimizin de. Ayrıca WhatsApp'tan da paylaşabilirsiniz. İsterseniz işte mail de yazabilirsiniz. Grupta da duyuruyor olacağız zaten. Böyle bir sürecimiz olacak. Onun Zehra Hanım herhalde dışında bir şeyler söyleyecek. efendim. Zehra Hanım herhalde bir şeyler söyleyecek.
Zehra Hanım mı? Zehra Hanım bir şey mi söyleyeceksiniz? Yok, ben sizin sözünüzü kesmek istemiyorum, dinliyorum da. Yok, ben bu arada Gerçekten. bu bildirimi yapayım istemiştim. Buyurun Tabii. siz. Yani bu nutuk okumaları gerçekten çok faydalı bir şey ama sadece okuyup geçmek değil, Sayın Başkanıma gerçekten yüreğine sağlık. Bu konularda o kadar çok çaba sarf eden bir insan. Sema arkadaşım da öyle. Sizleri çok iyi tanımıyorum belki ama bu vasıtayla sizi de tanımış oldum. Hep beraber bir takım şeyleri bir araya getirerek, güçlerimizi bir araya getirerek bunun daha çok yaygınlaşması, bu sinerjinin artması gerekiyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben zaman zaman yeterince katılamadım belki ama bundan dolayı da, yorumlardan dolayı da çok iyi. İnsanlar kendi başına okuduğu zaman belki yeterince yorum da yapamıyor. Ama bunu çok derinlemesine yorumlayarak en ince ayrıntısına kadar bizi bilgilendirdiği için Sayın Vedat Çınaroğlu'na, Sema arkadaşıma bu konuda ön ayak olduğu için, sizler de bir araya bizi getirdiği için onlara da çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki sizin bu nutuk okumalarıyla ilgili yapmayı planladığınız adımlar neler? Neler düşünüyorsunuz? Onları da öğrenmek isterim. Belki bir katkınız olabilir. Başta bundan sonraki aşamada neler olacak? Onu merak ettim. Onu sormak istedim ben. Geldi mi sesin? Evet geldi. Ben Sema Hanım bir şeyler söyler diye bekledim ama onun ekranı karardı. Sema Hanım, siz cevap vermek ister misiniz? Ben sürdürülebilir olması taraftarıyım bu projenin. Yani genişletilerek farklı noktalara taşınması. Özellikle üniversitelere ve gençlerimize, yani mümkünse çevrenizde de varsa böyle aktif olabildiğini düşündüğünüz eğitimciler, öğretmenler. Çünkü bu konularda bazen liderler gerekiyor. Yani yönlendirmek gerekiyor. Bir öğretmen 10 tane öğrenciyi yanına getirse, yani 3 tane, 5 tane, onlar da 3-5 kişiyi seslemiş olsa, yani birdenbire grup hemen çoğalabilir. Böyle bir hani küçük çaplı başlayalım derim. Ama zaten projemiz belli. Artık yani belli bir şey oturdu. Neler yapılacağı belli. Mutlaka ki üzerinde hani o günün şartlarına göre eklemeler, çıkartmalar, düzenlemeler yapılacaktır. Ama Vedat Başkanımızı çok yorduk bu süreç içerisinde. Özellikle şu son 15-20 gündür hem rahatsızlığıyla birlikte onun gayretlerini çok net gördük. Yani ya, hastane büyük bir olay. Zatürre denen hastalık öyle kolay dile kolay telaffuz ediliyor belki ama yaşanırken ağrılı ve zorlu bir süreç olduğunu düşünüyorum. Hep yaşayanlar bunu böyle dile getiriyorlar. Buna rağmen başkanımızın hem iki toplantımıza hastane süreçlerinin başında ve sonunda, yani hemen hastanenin akabinde toplantılarımızı yönetmesi, yürütmesi, katılması, artı bu iki hastane sürecinin içerisine bir de Utku yürüyüşünü ki o bambaşka bir şeydi. Zaten bir Kesinlikle. geceyi biz Kocatepe'de ayakta geçirdik arkadaşlar. Yani ben konuşmakta zorlanıyorum. Bu arada Zehra Başkanım'a, hatta Kadriye Hanım'a söz vermek istiyorum. O günü birlikte yaşadık. Başkanımı da yormak istemiyorum, Vedat Başkanım'ı. Lütfen sizler anlatın. Evet, yani Bilmiyorum çok vaktimiz var mı? Saat 12'ye ay gidiyor. çok uzadı da Kalmak Sema Hanımcığım, istemezsiniz. iki saat, iki üç Evet. saate geliyoruz. Toparlarsak aslında çok iyi Evet. olur. Saat 12'ye çeyrek var şu an. Evet. Evet. Özgür Bey. Ben susuyorum o zaman. Yani söylemem gereken Evet, her şeyi şöyle söylediğimi bir şey. düşünüyorum. Herkes Ben çok Zehra Hanım'a şöyle cevap saçmalığından vereyim. Sizin söylediklerinize ek olarak sorusu, hani bundan sonrası için nasıl nutukla ilgili
çalışmaya Yani nasıl çalışacaklar. bir yol Da, haritası evet. planladınız? Şimdi şöyle, aslında şimdi bu geri bildirimleri bahsetmiştik. Hani geri bildirimleri almak istiyoruz ki aslında biraz da bu projeyi tanıtmak için böyle bir doküman hazırlayalım ve proje çıktısı hazırlayalım bu geri bildirimlerle. Bizim bu çalışmamız bir örnek oluştursun istedik. Yani biz de bunu düşündük ve yola çıktık ama yani önümüze ne çıkacağını bilmiyorduk. Yani sağ olsun Vedat Bey bize yönderlik yaptı. Hastalıkta, sağlıkta, yılmadan yani bizi bırakmadı ve yönlendirdi. Yani onun çok büyük desteği sayesinde yani bu projeyi tamamladık zaten. Dolayısıyla Necla Hanım keza kaydetti ve yayınlanıyor TV'de, onun kanalda. Bu da bir tanıtım aracı oldu. Yani aslında bu bir örnek çalışma oldu biraz da bizim için. Neyi nasıl yapabilelim adına. Bundan sonra biz bu projeyi hani hem çıktı oluşturalım istiyoruz ve bu çıktıyla birlikte duyuralım. Yani Tülay Aktaş platformuna da, Güç Birliği platformuna da gönderdik. Hani orada bir hizmet ödülü alır almaz bilmiyorum inşallah, ama alamasa bile en azından böyle bir projenin olduğunu, yapıldığını en azından duyurmuş olacağız. Ve Vedat Bey'in de dediği gibi, Sema'nın da bahsettiği gibi birçok farklı mecralarda da duyulmasıyla birlikte benzer projelerin otomatik olarak başlayabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında biz bu proje işte bu süreci tamamladıktan sonra bir Anıtkabir ziyareti düşünüyoruz. Orada da bir törenle birlikte bu proje bitecek. Ve devamında da çevremizdeki lise ya da üniversite düzeyinde hani bu yapılabilir mi? En azından bir görüş almak istiyoruz. Hani daha onun çalışmasını yapmadık. Hangi kurumlara nasıl gideriz? Öncelikle dedik bu projeyi bir bitirelim, bir çıktığımızı elimize alalım. Ama akabinde de nerede, nasıl, hangi pilot platformda işte bu ve benzeri bu tarz bir çalışma yapılabilir. En azından örnek göstererek nasıl diyeyim, bu network'ü, ağı kurmak için adımlar atalım diye düşünüyoruz. Yani planımızda böyle bir şey var, aksiyonlar var. Ama sizler de hani çevrenizde bu tarz bu programı, işte bu konsepti belki daha da geliştirerek uygulayabilecek, hani tanıtırsanız, uygulanmasını sağlarsanız, destek olursanız seviniriz. Yani bizim şöyle bir şey, aslında bizim yaş grubu bir kısmı hiç okumuyor ama bir kısmı nispeten okuyan bir nesil. Ben Z kuşağıyla uğraştığım için söylüyorum. Bu Z kuşağı okumuyor. Onların kitap okuma alışkanlıkları yok. Genellikle Google'dan özet okumayı seviyorlar. Nutuğun okunabiliyor olması nasıl sağlayabiliriz? Bunu düşünmek gerekiyor belki. Bunu nasıl yapabiliriz? Onun üzerine biraz kafa yormak lazım. Evet, onunla ilgili de yani Özellikle tabii. yeni kuşaklar öğrenmesi gerekiyor. Evet, onunla ilgili de değişik oyunlaştırma süreçleri olabilir ama yani çok daha ileride belki, yani bizim şu an birinci hedefimiz değil. Ama dediğiniz çok doğru. Yeni neslin öğrenme şekli çok daha farklı. Onlara ulaşmak için de farklı araçları ve yöntemleri elbette ki denemek gerekiyor. Ama bu bizim ilk etapta değil de ikinci etapta belki de hani ele alabileceğimiz bir konu olabilir ama yani önemli bir konu dediğiniz gibi. Üzerine düşünelim hep beraber. Ben bir şey söyleyebilirim bu konuyla Bu tabii, buyurun. ilgili. Şimdi Nutu en son sayfasında Atatürk gençliğe hitabesiyle bitirmiş. Yani bizim burada hedef kitlemiz gençlik olması gerekiyor. Dijital bir çağdayız ve diplomasi bile şu anda dijital diplomasi yapılıyor. Yani burada şunu yapabiliriz ve maliyet olarak da çok ucuz, hiç maliyet olmayan bir alan. Twitter'da konuşma doları var. Ve konularla ilgili herkes ilgi alanı ile ilgili konuşma odalarında bu tür faaliyetler düzenliyorlar. Biz aslında bu Twitter'daki konuşma odalarına yönelirsek ve gençlerin yoğun olduğu alanlara yönelirsek ben bunun daha yaygın olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Olabilir gerçekten. Düşünülmesi lazım. Ben de bir iki bir şey söylemek istedim. Tabii ki yapılabilecek birçok şey var. Nutuk dediğiniz zaman aslında nutuk özünde birazcık şey yani ağır bir kitap olarak düşünebilirsiniz.
Yani belki başka şeylerle de tabii ki, yani mühim olan o ilgiyi yaratmak. O ilgi yaratıldıktan sonra zaten o insan nutuğu okur. Çünkü nutuk bunun en iyi belgesidir, birinci elden belgesidir. Ama bir belgedir, bir dokümantasyon kitabıdır. Dolayısıyla okunması zordur tabii ki. Yani bunu itiraf edelim. Nutuğu bilmiyorum, hani ne zaman okudunuz diye bir soru sorsan, ben çok geç okudum Nutuğu. Yani bu böyle. Neyse, benim söylemek istediğim bir başka şey daha var. Ya biz de mesela kendi çapımızda ülkedeki okuma oranını arttırmaya yönelik bir takım şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ben de benim ve arkadaşlarımın da tabii bağlantılı olduğu gruplar var. Sizin şeylerinizi paylaşmaya çalışıyorum o gruplarla. Yani bizim de bir ağımız var. Dolayısıyla ben de şuna inanıyorum, güç birliği olması açısından. Dolayısıyla sizin de tabii ki, sizi anladığım kadarıyla daha çok İzmir bölgesin galiba. Dolayısıyla orada da sizin bir ağınız var. Bence bu bağlantı sürmeli. Mesela ne bileyim, hani örnek olarak veriyorum. Bizim 13 Kasım'da bir okuma etkinliğimiz olacak. Bu yaklaşık 5 seneden beri yapılıyor. Biz de son 3 senesinde bunun varız. Ya bir kişinin başlattığı bir şey ama 13 Kasım'ın da özelliği Atatürk'ün Haydarpaşa Garı'na gelmesidir. Haydarpaşa Garı'nda işte Numan abimiz, Numan Aydınoğlu, kendisi de yazar, başlattığı, tek başına başladığı bir şey ve devam ediyor. Mesela bilmiyorum, siz de İzmir'de belli bir yerde bunu çok bir takım şehirlerde yapıldı mı? Çok büyük bir tabii kitle olmadı ama bakın, yapılan şeylerin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Çok fazla kalabalık olması da gerekmiyor. Bazen sizin oraya çektiğiniz bir kişi öyle bir şey, öyle bir kişi olabilir ki bu kişi belki bir sizin yaptığınız şeylerden etkilenecek ve ileride bir Türkan Saylan olacak. Bugün Türkan Saylan yaşasaydı ya da Türkan Saylan bu işlere başladığı zaman 200 bin tane çocuğun, gencin hayatını değiştirebileceğini 33 yılda o işe başladığı zaman biliyor muydu? Elbette bilmiyordu. Dolayısıyla sizin yaptığınız bir şey bir kişiyi dahi etkilese, bir kişi çok önemli. Bir kişi çok önemli. Dolayısıyla tek başınıza, o yüzden biz o harekete de özellikle destek vermek istedik. Çünkü tek başına bir kişinin başlattığı bir hareketti. Tek başına gitti Haydarpaşa Garı'nda, ki Haydarpaşa Garı'nı bilenler sapadır, kimsenin gitmediği bir yerdir. Ve biz onu Kadıköy'e taşıyoruz. Ve İstanbul'un başka yerlerinde de, Türkiye'nin başka şehirlerinde de yapıyoruz. Yani bu şey olarak, bizim yaptığımız olarak demiyorum, yani önemli bir şey açısından. Yani herkes bir şeyler yapabilir. Dolayısıyla bu bağlantıyı da, bağlantı anlamında sürdürülmesi gerekli bir bağlantıdır. Tabii ki biz de dediğim gibi kendi ağlarımızda sizin şeylerinizi tanıtmak bizim görevimiz. Biz de mesela ücretsiz kitap dağıtımı için yola çıktık ama bir gördük ki bizden daha güzel yapan bir Ahmet Bey var, Ahmet Taşçı. Mesela onu tanıttık. Yani biz yapalım şeklinde biz yok. Ya bizden daha iyi birileri bir şeyler yapıyorsa onlara katılıyoruz. Ve kendi çevremizde mesela Farkındalık Yaratanlar diye bir proje başlattık. Onları tanıtıyoruz. Mesela Ahmet Bey'i tanıttık. Muhteşem biri, 43 yaşında. Gencecik başlamış bu şeylere. Yani şu ana kadar 50 bin tane kitap dağıtmış. Yani arkadaşımız. Muhteşem. Yani dolayısıyla yapılabilecek bir sürü şey var.
Dolayısıyla bu yani bence ağ sürmeli ve tabii ki sizin yaptıklarınıza biz de katılmak isteriz. Bu Utku yürüyüşüne belki önümüzdeki sene katılabiliriz. Ben en azından katılabileceğimi düşünüyorum önümüzdeki sene. Böyle yani şey. Yani birliktelik de önemli ama yine ne olursa olsun altını çizmek istediğim şey lütfen kötümser olmayın. Yani bakın kötümser insanları aslında kimse sevmez. Kimse sevmez. Düşünün yani negatif bir enerjiye yanı sever misiniz? Sevmezsiniz. Dolayısıyla kötümser olmayalım. Çünkü gerçekten şu anda bulunduğumuz durum kesinlikle tabii ki bir sürü şikayet edecek şey var ama kötümserliğe yol açacak bir durum değil. Teşekkürler. Evet. Ben de katılıyorum. Zaten kötümser olsaydı Atatürk o hayalleri kuramazdı herhalde. O yüzden çok doğru Gökhan Bey'in dediği. Saat 12 yaptık arkadaşlar. Çok özür dilerim. Tam final oldu. Telefon çaldı. Ben şu anda dedim ya telefondan bağlanmıştım. Melek Hanım aradı üstelik. Melek Hanım demin biliyorsunuz konuşamadık ve çıktı. Ama ben de onu iptal etmek durumunda kaldım. Dolayısıyla konuşmama başlamıştım. Mesaj yazmış gruba, teşekkür ediyor. Hani Tamam. yorumlarını iletmiş, orada okuyabilirsiniz. Bu Tamam, arada teşekkür aslında WhatsApp ederiz. grubumuzda bizim yaklaşık 100 kişiye yakın kayıt var. Ama maalesef tabii bu canlı yayınlara katılım çok az oldu. Bilmiyorum, yaz dönemi olması vesilesiyle mi? Bir olabilir ama aslında hani epeyce bir ilgi vardı. Belki daha kış sezonunda yapmak böyle bir etkinliği daha faydalı olabilir. Biz tabii onu Sema'mla düşünmüştük. Hani 19 Mayıs'ta başlayalım, 30 Ağustos o süreci hani o öyle bir anlamlı bir şey yaratalım gibi düşünmüştük ama biraz yaz döneminin de azizliğine uğradık galiba bu katılım az olmasını ona bağlıyorum ben esasında. Pardon, ben de aynı şeyi önerecektim. Hemen çok çabuk çabuk konuşayım çünkü 2 saati de geçince de kayıt çok zorlaşıyor. Evet, o zaman biz kaydı kapatalım istersen. Şöyle Kapatalım. söyleyeceğim. Emel Hanım, Ekim ya da Kasım ayında bir tarih belirleyip yeni bir program ve çok yönlü bir tanıtım yapmanın benim önerim. Ve o tarihte de tekrar başlayalım. Ama bütün kaynaklarımızı kullanalım. Herkesin nutuk okumaları grubuna kayıt edelim diye düşünüyorum. Özellikle dediğimiz gibi öğrencilere, gençlere, gençlerle ilgili gruplara ulaşabiliriz. Onu önerecektim. Çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Emel Hanım buyurun. Tamam, O zaman okey yapalım. özür Biz dilerim. şimdi şu haftaya geri bildirimler alalım, şu çıktığımızı yayınlayalım. Ondan sonra olmazsa tekrar hani dediğiniz gibi bir çalışma için bir araya geliriz. Evet, Nasıl tekrar bir yaparız? Belki toplantı Vedat yapalım. Bey bize 8'de şey değil de daha farklı bir uzun bir program çıkarır, farklı bir şey Evet. yapar. Onu o zaman şu final yapalım bu ay. Şu çıktıları da halledelim. Sonra yeni program için dediğiniz gibi bir araya gelelim diyorum ben de. Herkese Çok teşekkür teşekkür ediyoruz ediyorum. herkese. Çok Çok sağ olun. teşekkürler. Özellikle İyi Vedat akşamlar. Bey size her şey için teşekkürler. Geceler diliyorum. Teşekkürler. Herkese iyi geceler. Hoşça kalın. Başkanım bir şey söylüyordunuz. Vedat Başkanım. İyi geceler dedim, esenlikler Tamam, diliyorum. Yoruldu peki. artık, yoruldu. Vedat Bey sizi özleyeceğiz vallahi. Şimdi 15 günde bir alıştık nasıl olacak? Neyse Ekim'de tekrar başlarsa biz baştan alırız gene. Başlatırız diyormuş. Evet, onun için de bir toplantı yapalım da ekiple birlikte onu da bir programlarız. Güzel bir Tamam. çalışmaydı. Yani ben hoşuma gitti. Güzeldi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yani üzerine Biz konuda teşekkür düşen ederiz.
Cumhuriyet konusunda, Atatürk konusunda, Türk konusunda ne düşüyorsa üzerine görev sayarım ve yapmaya çalışırım. Vedat Bey, sizin sayenizde biz yani tamam başlattık ama yani bu işin devam etmesi, yürümesi gerçekten sizin emeğinizle oldu. Çok çok teşekkürler. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkürler herkese. Vedat Başkanım başta size ve hepinize iyi geceler. Görüşmek İyi üzere. geceler. En kısa İyi zamanda gruptan geceler. yazışmaları takip edelim. Arada belki bir toplantı daha gerçekleştirebiliriz. Hoşça İyi kalın. geceler. Hoşça kalın.